Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Keyifler nasıl? Bugün gerçekten çok değişik bir podcast olacak. Her seferinde de aynısını diyorum gerçi ama bu sefer gerçekten değişik olacak. Hani eskiden hatırlıyor musunuz? Böyle ilk yarısını yapardım. Ondan sonra işte ertesi gün tekrardan konuşmaya devam ederdi falan. Bu sefer yolda yapacağız bunu. Yani şu anda evdeyim. Evden çıkmak üzereyiz. Bir saatlik bir podcast yapacağız. Yapacağız derken bu arada yanımda... Bunu oynatmam yeterli herhalde. Bunu çalmam yeterli. Aynen. Şey diyeceğim. Abi güzelim vardı. Atışı mı abi? You can see me. Bir tane Meta Ark'ın cosplay yapmışlar. Gördün mü sen onu? Evet. Çok iyi abi. Senden daha Meta Ark'ın olmuş ama. Sen işe girdiğin zaman alırız senin yerine arkadaşı. Evet. Neler var abi gündemde? Direkt girelim. Neler ha var şeyi abi? Anlatacaktık. Sen dur dur. Sen videoyu sildin. Aynen videoyu sildim. Gündemde hala da Kırmızı Hap 3 var. Bu arada şey anlatacağım. Neden değişik bir podcast olduğunu. Şimdi burada bir saat kaydedeceğiz. O da yani Mete bir saat sonra işe gitmesi gerekiyor. Anca öyle bir saatlik aralığımız oldu. Ondan sonra nasip ise yani çok büyük ihtimalle öyle yapmaya çalışacağım bütün gücümle. İstanbul'dan Mert'le devam edeceğim İstanbul'a gittiğim zaman. Hmm. Zaten evet... Ya ertesi gün ya da aynı gün bizim buluşmamız olacak. Buluşmamız olmuş olacak. O şekilde halletmeyi düşünüyoruz. Hatta bakarsın gene bitmez. Yok yok biter. Çünkü hafta sonu bitirmek istiyorum. O yüzden bir saat burada, bir saat veya bir buçuk saat orada konuşarak o şekilde bitirmek istiyorum. Yolda yapacaksın mı yolda giderken? Yolda aslında istiyorum da nerede yapacağım? Bir de etraf çok kalabalık olur. Bu şekilde konuşamayız yani. Hmm. Boş bir alan bulabileceğimi sanmıyorum yani yolda. Evet. Kırmızı Hap 3 sonunda bitti ama 4-5 kere bitti. Ben de bittim. Ben bittim, Kırmızı Hap bitmedi. Öldüm yani. Şu an hala da yükleniyor arkadaşlar. Şu an hala da yükleniyor. 8 kere yaptık. 3. yüklenişi falan bu böyle. Her seferinde bir hata çıkıyor. İnsanlar da inanmaz yani. Şimdi şey demişler. Madagaskar yerine Yeni Zelanda haritası koymuşsun demişler. Ben kafayı yedim. Nasıl olabilir öyle bir şey? Olamaz yani. Kimse inanmayacak. After Effects'e gittim baktım. Şeyin adı, haritanın adı Madagaskar. Nasıl... resmen cinler gelmiş ya. Aynen. Cinler gelip adını Madagaskar yapmış. Hadi bir de görüntü olarak da benziyor. Artık bundan sonra hayatta karıştırmam da. Hı-hı. Yeni Zelanda iki parça, öbürü tek parça. Hayatta karıştırmam bundan sonra. En azından bir musibet bin nasihatten iyidir. Kafasıyla yani. Şu an hala yükleniyor mu? Şu an hala yükleniyor ha. Abi. Neyse. Bir yandan şu tarafta görüyorsun. Aynen. Bavullar. Şeyi hatırlıyor musun abi? Kommek Radyo. Yapmıştık. Aynen. Gene aynı muhabbetti. Bavullar buradaydı. Arkadaşlar buradaydı falan. Aynen. Ondan sonra şarkı falan veriyor. Gene böyle bir telaş vardı. Sonlara doğru hanım sinirlenip gelmişti falan. Merak etme, bu sefer gelmez. Çünkü biz 7 gibi falan, yani 6.30 gibi falan çıkacağız. Hmm. Ben rahatız o zaman. Evet, bavulları hazırladım gibi zaten. O sen yüzden sıkıntı olmaz. Sen ne kadar duruyorsun abi? Ben kadar duracaksın? 30 Eylül'de benim dönüş biletim var. 30 Eylül, 1 Ekim buradayım yani. Ha, sen bir aylığına... Hı-hı. Diyorsun yani. Evet. Tam benim bir ay sonra da işim bitiyor orada. Valla güzel. Şeye falan gideceğim. Dracula'nın kalesine gideceğim. Hı-hı. Nerede? Transilvanya'da mı? Transilvanya'da. Aslında yani gideceğimiz yerlerden en tırtı oymuş. Sırf adı varmış yani, öyle diyorlar. Hepsini çekeceğiz. Glide cam'i alıyorum yanıma. Niye ki? Orada film falan bile yapmışlardı. Bilmiyorum abi. Adamın adı var. Demek ki sırf böyle milleti kazığa oturtuyor diye kalen güzel olmuyormuş. Aynen. Milleti kazığa oturtacağına biraz güzel kale yapsaymışsın. Şimdiye turizm patlarmış yani. Hiç oturtmadan turizmle götürürmüşsün ülkeyi yani. Başka nereler var orada? Ben bir tek orayı biliyorum, Romanya'da, Transilvanya. Var birkaç tane yere gideceğiz. Ben isimleri tam bilmiyorum. Adım biliyor da. Hmm. Birkaç yere gideceğiz. Gittiğimiz yerlerden çekim yapacağım tabii ki de. Tabii ki de yani. Bütün kamerayı falan. Yani tatile gidiyorum desem doğru mu olur? Çünkü Efe Aydal tatil yapmaz. Laptop Aydal falan da alacağım mı? Tabii ki alacağım abi. Abi ne bileyim, şey yazmışsın ya, monitöre bakmaktan sıkıldım. Abi sıkıldım da en azından şimdi şey olacak. Normalde mesela ben şehirler arası otobüs beni çok yorar. Yeter artık lan falan derim. Birkaç kere böyle arka arkaya gitmiştim çünkü. Hı-hı. Şimdi en azından onu demiyorum yani. Kaçıp kurtulmak istiyorum buralardan falan. Otobüsle İstanbul'a gideceğiz işte. Mertler'de kalacağız. Hı-hı. Oradan da uçak. En azından tek uçak var bu sefer. Uçak seferleri değişmiş. Biz çünkü Bükreş'te değildik. Romanya'nın kuzey batısına gidiyoruz biz. Bükreş güney doğusunda. Hı. Kuzey batısına gidiyoruz. Adamlar bak ne kadar gelişmişler.
Adamların güneydoğusunda başkentleri var yani, düşün. Bir bize, bizim güneydoğumuza bak. Biz başkent yapamadık. Koyamadık yani. Evet. İşte böyle. Öyle devam edecek. Ondan sonra oradan gittiğim yerlerden tabii ki çekim yapacağım. Ama o da benim için bir tatil gibi bir şey. Bir şey yaparsın artık. Böyle Seattle videosu gibi. Onu yapacağım. Gezi videosu yaparsın. Bir tane komikli video var kafamda. Oradakilerle çekmek istiyorum. Evet. Komikli video çekeceğim. Hı. Arkadaşlar. Bildiğiniz klasik komikli videolar var ya. Onun gibi bir tane çekeceğim. İnşallah şey olmazsa eğer. Biz ekstra bir sıkıntı çıkmazsa onu yapacağız. Oradan da onu yollayacağım. Bilmiyorum, ben sıkılıyorum öyle tamamen tatil, yani tamamen bırakayım kendimi kafası yok bende. Bu da şeyden kaynaklanıyor. Yaptığın işi seviyorsan, yaptığın işi gerçekten bir amaca hizmet ettiğini düşünüyorsan o zaman bırakmak istemiyorsun gerçekten. İki gün ben şimdi orada olurum. Üçüncü gün gene darlanmaya başlarım. Zaten laptopta kırmızı hap 4'ü direkt yazmaya başlayacağım. Onları falan direkt başlayacağım zaten. Robot gene modellerine bakarız. Yani boş gezmeyi ben sevmiyorum. Boş geçmeyi sevmiyorum. Robot ne olacak o bir ayda? Hı? Robot duracak ben gelene kadar. Dizaynını falan ben yapayım istiyorum çünkü yani. Biraz konuştuk da hani ben başında olayım istiyorum. Öyle işte yani. Boş ver. En azından biraz daha paramız olacağını umuyorum önümüzdeki sene. O yüzden ne, yani çok geç olması da çok sıkıntı değil artık benim için. Bu esnada zaten gördüğün gibi farklı projeler yapıyoruz. Şimdi sıradaki video ne abi peki? Hani böyle geldin falan. Kırmızı Hap 4. Kırmızı Hap 4 var. Tabii ki robot bir yandan devam edecek, robotu yapana kadar. Çok değiştirdik şeyini. Çok çılgın bir fikir geldi aklımıza. Ama söylemeyeceğim, sürpriz olsun. Modelini, tarzını, dizaynını değiştirdik. Sıfırdan daha güzel, daha korkunçlu bir robot yapmayı umuyoruz. Şimdi gündemde ne var? HDP'li Ayşe Hür. Ya bak sürekli bak bir şeyler yapıyor, tamam mı? Bunlar zaten şey abi, bir dakika şunu koyayım da. Bunlar zaten tag team gibi, tamam mı? Bir grup böyle, bir grup insan. Diyorlar ki hadi biraz sen tartışma yaratan açıklama yap. Ne o? Talihsiz açıklama yap. Bir kişi yapıyor, diğerleri hep birlikte yapmıyorlar yani. Bir kişi yapıyor, millet bunun üstüne sonra yükleniyor. Sonra diğerleri bunu koruyor falan. Bu klasik şey taktiği ya. Dinciler de bunu yapıyordu zamanında. Eskiden güç ellerinde değilken onu da yapıyorlardı yani. Ne bileyim birisi çıkıyordu böyle neydi, örtüsüz kadın kiralıktır, satılıktır falan diyordu. Millet kendisi tepki gösteriyor falan. Ondan sonra başka birisi yapıyordu falan. Şimdi bak Allah aşkına. Bak bir ateist olarak Allah aşkına diyorum yani. Şu lafın lüzumu ne? Bir fıkra anlatıyor şimdi reis, Ayşe Hür reis. Fıkrada hiç ırkçı değil. Kesinlikle ırkçı değil. Şöyle bir Kürtle bir Türk idam edilecekmiş. Ondan sonra Kürt'e sormuşlar son isteğin nedir? O da demiş ki annemi görmek istiyorum. Türk'e sormuşlar son isteğin nedir? Kürt annesini görmesin demiş. Bunu paylaştı abi. Hiç ırkçı değil bak. Hiç ırkçı değil. Neden? Çünkü söyleyen Ayşe Hür olduğu için ırkçı değil. O hümanist olduğu için, hümanist bir insan olduğu için onun ağzından çıkan hiçbir şey ırkçı olamaz onun. Abi benim böyle bir şey söylediğimi düşünebiliyor musun? Ben HDP'yi eleştirdim diye veya o tür zihniyetteki insanlar, biz dalga geçiyoruz, onları eleştiriyoruz diye bile bize ırkçı diyorlar. Böyle bir fıkra anlattığımı düşünsene. Bir de 30 Ağustos'ta yazdığı şeyleri falan gördün mü sen abi? Geleceğim ona, ona geleceğim, ona geleceğim abi. Diyorum ya bak, diyorum ya. Hani bir söylediği böyle gündemden biraz düşecek gibi oluyor, hemen bir tane daha basıyor piyasaya. Ha, ne oluyor? Şey mi oldu acaba? Biraz gündemden düştüm. Biraz böyle talihsiz açıklama yapayım. İnternette Google'dan aratıyorum acaba. En güzel talihsiz açıklamalar. Bir bakıyorsun AMK Türkleri falan yazıyorum. T yıldız RK falan yazıyorum. AMK T yıldız RK'leri falan. Allah'ım yarabbim ya. Zaten diyorum ya, zaten yani bizim üstümüzde bir şeylik var. Ağzımızı açsak ırkçı oluyoruz. Başımıza her an her şey gelebilir. Abi geçen gün bak arkadaşlar, bu olay uydurma değil. Komiklik, espri olsun diye de abartı da değil. Tamamen gerçek bir olay anlatacağım size. Neyse ki sonu kötü bitmedi. Sonu kötü bitseydi çünkü kimseye inandıramazdım abi. Bak şimdi. Sahilde arkadaşlarla konuşuyoruz. Buna köpek avlıyor. Faşistler avlıyor. Dur bir dakika, şu şeyi, pencereyi kapatayım. Evet. Pencereyi kapattık, bakalım ne kadar etki edecek. Arkadaşlar sahilde oturuyoruz, tamam mı? Gene Amerika maceralarını anlatıyorum. Çünkü niye anlatmayayım ki yani? Ben diyorum gene Amerika'dayken. Yok, bu arkadaşlar da kendileri de gitmişler de. O yüzden böyle silik yarışı yapıyoruz. Şey dedim ben. Nirvana şeyi var. Nirvana müzesi var, tamam mı, Seattle'da? Onu anlatıyorum böyle. Orada da çok ilginç Nirvana'nın böyle ünlü olmadan önceki şeyleri var. İşte gitarı. Ondan sonra mesela şeyi var. Bugün barımızda veya bugün işte kulübümüzde çalacaklar diye. Giriş $10, tamam mı? Birinci sırada bilmem ne grubu. İkinci sırada Nirvana. Üçüncü sırada bilmem ne falan böyle.
O kağıtları falan böyle bulmuşlar, koymuşlar oraya. Onu anlatıyorum işte. Ondan sonra da şey yapıyorum böyle. O zamanlar diyorum adam zaten herhalde garsonluk falan da yapıyordu. Şşt, kört gelsene lan buraya falan yaptım böyle, tamam mı? Elimi de böyle böyle yaptım. Gel gel yaptım böyle elime, tamam mı? Ondan sonra amk kördü gel falan yazdım dedim böyle. Tam böyle yaparken abi o elimin işaret ettiği yerden iki tane faşistlik olmasın Kürdiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürdiye Cumhuriyeti vatandaşı geçiyordu. Kürdiye Cumhuriyeti American faşistlik olmasın. Trigger tetiklenmesin arkadaşlar. Böyle dönüp baktılar, tamam mı bir de? Çünkü abi şöyle yapıyorum. Şşt, amk kördü gel diyorum böyle, tamam mı? Nasıl anlatacaksın? Hani espri olsun diye yaptım da Kurt Cobain'den bahsediyorum aslında. Ondan sonra adamlar böyle döndüler döndüler baktılar baktılar. Sonra devam ettiler. Adam şimdi gelse kavga çıksa nasıl anlatacaksın? Ben orada Kurt Cobain... Düşünsene ya. Bir kere zaten millet bekliyor öyle bir şey. Hemen böyle gazete şeylerde internet gazeteleri falan Senin var ya. böyle Orada böyle o şey falan derler. Bahaneye bak. Özrü kabahatinden beter. Neymiş efendim? Kurt Cobain'den bahsediyormuş aslında. Öyleydi ama yani. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben talihsiz açıklama yapmıyorum ama talihsiz açıklama benim başıma geliyor. Bir gün böyle düşünsene ya, kavga olsa, karakolluk olsa, Abi nasıl zabıt açıklayacaksın tutsalar, yani? değil mi? Aynen. Sıçtık yani. Resmen halkın bir kesimini. Gerçi şimdi de Kurt Cobain'i sevenleri mi aşağılamış oldum? Alenen. Yok ya, severim Ama kendisini. tehlikeli Güzel çocuk. ya öyle şey yapmak. Ben de Kurt Cobain falan tehlikeli adamlar aynen. onlar. Evet. Kurt Cobain'in adını almıyorum yani dışarıdaki falan. Oğlum ne bileyim, sahildeydik bir de, böyle şeydi yani, çok böyle şezlong olmayan bir yerdi. Hani olmazlar diye düşündüm ama neyse abi. Ha bir de şey sormuş birisi bak, hani bir Kürtle bir Türk idam edileceklermiş diyor ya, neden yani? Sebep ne? Tecavüz mü etmişler beni? Tecavüz edip öldürmüşler mi? Ne olmuş olabilir ki de, kesin şeydir. Birisi kimliğini söylediği için idam edilecektir. Öbürü de böyle katliam yapmıştır, faşistlik yapmıştır falan. Bilmiyorum. Şey Türk olan kimliğini söylediği için Evet, tabii. Türk olan mazlum olduğu için, kimliğini söylediği için. değil Ya arkadaşlar gerçekten biliyorum bak, birkaç kere mesaj geldi. Abi ben de Kürdüm ama ben vatan severim diye. Biliyorum orada oralarda bir yerlerde vatansever Kürtler bizi dinliyor. Yani zaten var ülkede ama benim dinleyicilerim arasında da var. Biliyorum. Yani arkadaşlar bir kere şu insanlardan kendinizi ayırmanız lazım. Bu işte ağzından sürekli hümanizm, Kürt hakları diyen adamlardan kendinizi ayırmanız lazım. İnsanlar şunu diyor, ne yapalım işte bir tek HDP Kürt haklarını koruyor. Hayır işte değil. Anlatmaya çalıştığımız o. HDP Kürtlerin AKP'sidir. Anlatmaya çalıştığım o yani. Yani şu anda Kürtleri kurtaracak olan ne Avrupa'dır, ne Amerika'dır, tamam mı? Ne de Türklerdir. Kürtleri Kürtler korur ve kurtarır. Benim söyleyeceğim hiçbir şey de etki etmez. Anca belki buradaki benim seyircilerimden birkaç tanesine etki edebilirim. Mesela o arkadaşlar şöyle bir şey olsa, biz mesela ateist Türk diye oluşum açtık. Ben onun haricinde, ben tabii orada moderatörüm şu anda. Hani çok öyle oranın sahibi falan değilim. Ama açılışında vardım yani. Ondan sonra benim kendi gruplarım var. Ben sürekli burada konuşuyorum. Üstüne bastırarak ateist olduğumu söylüyorum ki insanlar ateistleri sadece vatan haini, ateistleri sadece ne bileyim bölücü PKK'lı sanmasınlar diye. Bunu bastırarak söylüyorum. Ne oluyor? Karşılığında ne oluyor? Sürekli bize iki taraftan da, hem ateist olanlardan da hem de dincilerden, iki taraftan da bize sürekli saldırı, yani saldırı değil ki hakaret geliyor yani. Sürekli sözlü saldırı geliyor iki taraftan da. Ama biz yılmadık. Biz çünkü yani sayımızın farkındayız. Birçok insan hatta sırf bölücülerle hani bir arada anılmamak için ateistim demeye korktuğunun da farkındayız. O yüzden böyle bir oluşum çıktı ve başarılı da olduk yani. Böyle çok laf yedik zamanında. Ama şu anda çok güçlü bir oluşum oldu. Şu an siz mesela neden vatansever Kürtler diye bir grup açılmıyor? Bunu birisi açsın. Evet başınıza, şunun farkındayım, başınıza çok iş gelir. Bir sürü küfür yersiniz. Hem çomarlardan, yani o işte ırkçı olan o çomar kesimden bir sürü laf yersiniz. Yani Türk kesimden, Türk çomarlardan laf yersiniz. Hem de Kürtlerden de laf yersiniz. İşte siz vatan hainisiniz. Ne demek vatansever? Ne demek işte Türk bayrağını koyuyorsun profile falan? Yersiniz. Ama sonuç itibariyle birbirinizi de bulursunuz. Ve insanlara, daha da önemlisi, birbirinizi bulmak kadar önemli olan şey, insanlara da kendinizi tanıtmış olursunuz. Bakın gördüğünüz gibi Kürt eşittir HDP demek değil. Kürt eşittir bölücülük demek de değil. Ve işte o bizim sokakta gördüğümüz 50 kuruş ver tırrek de değil. Bir sürü insan var. Bir sürü insan var, tamam mı? Ama
İnsanlar böyle hani apaçi gibi gezmediği için yolda o insanların Kürt olduğunu anlamıyorsun. Yani siz konuşmanız lazım arkadaşlar. Elinizi taşın altına sokacaksınız. Birilerinin peşinden gitmeyeceksiniz. O milletvekili, öteki hümanist yazı. Hayır. Bunların hiçbirisinden size bir şey gelmez yani. Hiçbirisinden. Özellikle böyle kendisini çok ön plana koyan böyle Ayşe Hürler'den bilme. Hiçbirisinden size fayda gelmez. Bu insanlar duyar kasıyorlar. Bu insanlar için hiç önemli değilsiniz. Yani sizden insanlar ölsün, tamam mı? Sizden insanlar ölsün, onun üzerine propaganda yapsınlar. Bu insanlar daha çok sevinir yani. Abartı konuşmuyorum. Bu böyle. O yüzden elinizi taşın altına sokacaksınız. Evet, belki küfrederler, belki şey olur. Ama mesela öyle bir grup kursanız, sonra o grup büyüse. Mesela o grupta Aydın Kürtlerin, Aziz Sancar gibi. Bülent Ecevit de bak öyleymiş, ben bilmiyordum. Kamuran İnan galiba öyle. Yani bu tür insanların sözlerini paylaşsanız, bu tür insanları paylaşsanız. Ne bileyim ya, sırf bu da olmak zorunda değil. Ya bu tür, bu kafada şeyler paylaşsanız, insanlar toplansa. O zaman ön yargı yavaş yavaş kırılmaya başlar. Ben şunu çok net görüyorum. Ateist kelimesine karşı, ateistlere karşı ön yargı kırılıyor. Yeterince kırılamıyor. Çünkü bizim gibi insanlara medyada çok yer vermiyorlar. Medyada yer verilenler belli işte. Bu bayan gibiler. Kadın. Küfür olmasın. Bu kadın gibiler. Çünkü onu tercih ettikleri için yani. Hani ayıp olmasın diye söylüyorum. Bu kadın gibilere yer veriliyor. Dediğim gibi arkadaşlar, yani bu işin tek çözüm bu. Elinizi taşın altına koyacaksınız. Başka hiç kimseden şey beklemeyeceksiniz. Şu gelsin de bizi kurtarsın. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Açın mesela grubu, açın. Açın, ben de like'layım. Biz hepimiz like'layalım yani. Ne kadar uzun ya, şuna bak. Ayşe Ürün söyledikleri. HDP resmiyle Beren Saat yazmışım. Gene aynı şeyin içinde. O da gene Kenan Doğulu'yla evlenecekler mi onlar? Nişanlı mı? Onlar evli, hatta çocukları olacak. Abi nasıl? Hiç mi konuşmamışlar? Şey gibi mi acaba? Evlendirme programında falan mı evlenmiş bunlar? Evlendirme programında böyle şeye giderler yani arkadaşlar. Böyle bir köşeye giderler. Cem Yılmaz onun biraz muhabbetini yapmıştı ama en önemli noktayı unuttu abi. Orada bir köşeye giderler. Hayır, siz konuşun derler. Ondan sonra böyle romantik müzik çalar, tamam mı? Ön tarafta da konuşmalar. Sigortalı mısın? Maaşın ne kadar? Araban var mı? Ev senin üstüne mi? Bak sen söyle o müziği. Sen söyle o müziği. Dalgan kaç santim? Dalga derken havuzunun, evindeki özel havuzu varmış da onu soruyor. Yani. Havuzunun dalgası kaç? Hayır, şeyi soruyor. İnfrared ışık infrared ışıncıymış o. İnfrared ışıncı merkezinde çalışıyormuş. Dalga boyunu soruyor yani. Hemen de yanlış anlıyorsunuz arkadaşlar ya. Yemin ederim içiniz kötü ha. Şunu dikkat ettin mi abi? Beren Saat gibi böyle çıtı pıtı kızların, oyuncuların falan. Daha çok da böyle görselliğiyle, yani çok böyle oyunculuk yeteneği değil de görsel, hani görüntüsüyle biraz da ön plana gelen bayanların, yani çoğunun bu şekilde çıkması. Arka arkaya. Bu sana garip geliyor mu? Ya mesela Özge Ulusoy da öyle. Tanımıyorum. Özge Ulusoy var. Manken mi ne işte, bir şeyler yapıyor. Şeyle evli. Mete Arkın diye birisi geldi değil mi? Sabancı'nın oğlu mu ne, öyle bir şey. Sabancı'nın oğlu, o da Sabancı'dır mı? Bence. Sabancı'nın oğlu, o da Sabancı'dır. Şey... Hani bilmem ne var ya, böyle çok zengin bilmem ne, Koç, Sabancı gibi. Ha onların şey, birileri... Ubuntu Babangida. O galiba. Ha, büyük, Zambiya'nın büyük zenginlerinden. Aynen aynen. Büyük zenginlerinden biriyle. Aynen aynen. İkisi evet. Yan yana böyle fotoğraflarını görsen abi, çok komik duruyorlar ya. Şey, Bonobo ticareti yapıyordu en son. Ubuntu Babangida. Ne oldu, siz bir ara takılıyordunuz onunla? Gelmiyor mu artık? Yok, bakkalı falan sattı böyle. Sattın mı bakkalı? O iflası vermiş yani. İflası vermiş abi. Las Vegas'ta yedi değil mi bakkalı? Neyse. Abi herkes Las Vegas'ta yer. Bu böyle şey. Romanya'da falan küçük böyle dükkanlar var. İçine giriyorsun, 3 tane kollu makine var. Orada yemiş değil mi abi? Varını yok. Neyse abi. Gerçekten bu garip bir olay. Yani bu tür böyle sanatçıların ve özellikle böyle kendisine sanatçı, ne bileyim, bunlar şey yapıyorlar. Bir oy ver. Bilmem ne. Aynen. İşte sosyal sorumluluk. Bir de böyle yerlerde böyle yerlerde çok böyle öne çıkan sanatçılar. Şimdi birçoğu bak şey yapmadı. Birçoğu siyasi kimliğini ortaya çıkarmıyor ama benim şüphelendiğim başka kişiler de var. Ben Beren Saat'ten çok net şüpheleniyordum zaten. HDP'li miymiş o da? Evet evet. Çok net yani. Şimdi arkadaşlar, bence bunun bir sebebi var. Çünkü ilk başa, yani köke dönecek olursak, bu adamların gerçekten birbirini tutan bir network'ün olduğunu düşünüyorum. Şu anda
nasıl insanların kimler tarafından ünlü yaptırıldığını, yaptırılıyorlar çünkü. Yaptırılıyorlar, bir noktaya kadar palazlanıyorlar. Palazlandıktan sonra bu Beren Saat, bu bayan o şekilde mi bilmiyorum, onu o günahını almayalım da. Ne çok gördüğüm bir olay yani, ondan bahsediyorum. Bir noktadan sonra da bu adamlar gibi konuşmaya başlar. Ondan sonra ne oluyor? Sanatçılardan işte operasyonlara lanet falan diye bir şeyler imzalıyorlar. Bu şekilde zaten bir noktaya geliyorlar. Aha, ambulans. Klasik ambulansımız da geçti, evet. Klasik ambulansımız da geçti. Bunu gerçekten görüyorum. Hani isim şu anda vermek istemiyorum. Ben mesela bir tane tiyatro programı vardı zamanında. Bok gibiydi. Bok gibiydi. Gerçekten ilkokul çocuğu olman lazım gülmen için. Ama prime time'e koyuyorlardı. Zorla millete seyrettiriyorlardı. Oradan ne kadar çok ünlü çıktı. Oradaki adamların başlarına bir bak. Baştaki yani oradaki adamların yöneticilerine bak. Onların sürekli bak ünlü pompaladılar oradan. Kaç tane ünlü çıktı oradan. Aynen. Çünkü gerçekten adamların bir network'ü var. Filmcisi de var, film yapımcısı da var, medya patronu da var. Her şey var. Birbirlerini inanılmaz tutuyorlar. Yani bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Belki işte komplo teorisi falan diyorsunuz da FETÖ'cü gibi, APÖ'cü gibi bir şey çıkarsa yarın bunların hepsi gider. Ondan sonra ben size demiştim derim yani. Hepsinin böyle bir ağ olduğu, bir network olduğu ortaya çıkarsa. Şeye şaşırdın mı? Atalay Demirci FETÖ'cü olduğu için, Fethullahçı olduğu için ünlü şey olmuş. O yarışmayı kazanmış. Şaşırdın mı? Ben hiç şaşırmadım. Yok, şaşırmadım yani. Bir de şey yazmış. Ama bak bu ortaya çıkmasa, tamam mı? Bu ortaya çıkmasa biz bunu desek bize ne diyecekler? Çekemiyorsun ya. Bizce komik. Bizce çok... Hayır değil abi. Komik falan değildi adam. Bok gibiydi yani esprileri. Kendisine karşı herhangi bir antipatim yok. Zaten vuran vurmuş. Bir daha da ben burada vurmak istemiyorum. Zaten bayağı bir herkes vuruyor yani. Yazık. Üzüldüm yani adama açıkçası. Ne suçu var ki adam? Hani oradan belki bir için ekmeğini yerim diye düşünmüş. İş çok yerler, çok kötü yerlere gitmiş yani. Hani... Ekmeğini de yedi sanırım. Yani yedi, yedi. Filmlerde görmedim onu ama program falan yaptı böyle talk show'unu. Bir şeyler yapmıştı. Ben bir de o Hulki Cevizoğlu'nun... Beyaza meyaza hepsine çıktı ya. Aynen. Hulki Cevizoğlu'nun yazdığı bir yazıyı okudun mu? Ne diyor? İşte asıl sorun şey değil, Atalay değil, Acun diye bir yazı yazmış. Orada da işte hani hepsini bunun pompaladığını söylemiş falan. Ben bayağı beğenmiştim o yazısını. Şey, hani Acun'un... Hulki Cevizoğlu mu? Tamam. Öyle bir şey yazmış. Okursunuz arkadaşlar. Hı. Hulki Cevizoğlu ne Atalay Demirci Acun yazarsan çıkar aynen, herhalde. Aynen. İşte böyle bak daha bir sürü var ya. Daha bir sürü yazmışım buraya. Ya Ayşehir Reis ayıp ediyorsun bak. Burada kaç tane konu var. İlla sen şey yapacaksın yani. Bak bak bak. Hah. En güzel oluyor. Bir sonraki. Sen abi söyle o tweet'i hatırlıyor musun? Ha hatırlamıyorum ama oradakini okuyayım istersen. Orada yazmıyor ki tweet. Yazmıyor mu? Benim aklımda i̇şte var 93 ama. 93 yıllık bilmem ne. Şey demiş. 30 Ağustos'u bu sefer eleştiriyor. Ha. Ama onu kutlamayın da başka bir şey. Ben şunu kafasına değilim. Bak şimdi bu lafa bir de dava açmışlar kadına, tamam mı? Ben şunu kafasına değilim. Söyleyemezsin. Susacaksın. Hayır. Ama mantıklı ol. Mantıklı olmazsan böyle dalga geçeriz ondan sonra seninle. Söylediği lafın mantığına bakın arkadaşlar. Yani bakın bu insanlar aydın, bu insanlar entelektüel, bir gözünde gözlük takıyorlar. Bir böyle arada gözünün sapını ısırıyor. O da yapıyor mu? Ayşe Reis de yapıyor mu onu? Genelde yaparlar. Yapmasın yani. Esas olay ne biliyor musunuz? Ülkede o kadar çok çomar var ki. Yüksek yerlerde bile yani. O kadar çok süper cahil, süper çomar insan var ki. Bu insanlar onların yanında entelektüel kalıyor. Bu insanlar onların yanında zeki falan kalıyor yani. Hani biraz böyle düzgün konuşuyor. Diksiyonları düzgün ötekilere göre falan. Olduğu için yani. Abi söylediği lafın mantıksızlığına bak. Neydi lan? 30 Ağustos'la ilgili şey diyor. Bu nasıl ezik bir toplumdur ki diyor. 94 yıl önce savaşıp 93 yıldır dost olduğu işte ülkelere sizi nasıl 94 yıl önce yendik ha 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 der. Nasıl ezik bir toplumdur diyor. Bu ne biliyor musun bak? Bu ne biliyor musun? Bu şu. Ben kaşınıyorum. Bana dava açın ki gündeme geleyim. Bu o yani. Biliyordu ha. Birinci de açmadılar. Siktir demiştir ya. Yeterince talihsiz olmadı bu açıklama. Bir daha bakmıştır Google'dan. En güzel talihsiz açıklamalar diye. Olmadı, bir tane daha yapayım. Şimdi ne olacak? Faşist ülke yine öyle olacak bak. Yurt dışına bunların bir de Avrupa bağlantısı var ya. Oradaki gazetelerde neler neler yazacak. Görüşünü belirttiği için diktatör Atatürk'e, ondan sonra laf ettiği için, diktatör Atatürk'ü eleştirdiği için halkı tarafından saldırıya uğrayan şey yazar ya, Almanya'da sadece görüşünü bildirdi. Ne? Can Reis şu an Almanya'da, orada takılıyor ya. Şey mi, beatboxçı mı olacakmış orada? Aynen. Oradaki gazetelerde yazar artık. Ben Can, Almanya'dan geliyorum, size beatbox yapacağım. Benim adım Can. Bitti ama orada değil mi? Verin bana kan.
Reis'i görürüz yakında ya. Şeye geliyormuş abi. Acuna geliyormuş burada. Yeteksizsin sen. Kafa şapka böyle ters dönmüş falan. Şimdi bak şu lafın saçmalığına bak. Hangi ülke yapmıyor abi? Yani bağımsızlığını hangi ülke kutlamıyor? Bir. Tamam mı? Ama daha da önemlisi şu. Sen bağımsızlığını... Ya Amerika, en basitinde Amerika Birleşik Devletleri, tamam mı? İngiltere'ye karşı olan bağımsızlığını kutluyor. Ama adamların bir numaralı dostu İngiltere ya. Bir numaralı kankisi İngiltere. Ama adamlar İngiltere'ye karşı olan bağımsızlığını kutluyor ve inanılmaz aşırı kutluyorlar. İnanılmaz aşırı kutluyorlar. Bizim kutlama hiçbir şey değil. Bak gerçekten arkadaşlar. Ben Amerika'dayken 4 Temmuz'da bulundum yani. Bunlar bir de gerçekten böyle redneck ya birçoğu. Böyle işte ateşler olsun, patlamalar olsun, böyle zevk, gerçekten çok zevk alıyorlar yani. Hepsi olmasa da olan çok var içlerinde. Böyle işte havai fişek satışları falan zaten patlıyor yani. Havai fişekler de patlıyor, satışlar da patlıyor. Şimdi ezik toplum mu abi bunlar? Veya şu daha da önemlisi şu abi. Hadi onu geçtim, tamam, belki o da ezik toplum dersin. Hani o da evet çomar dersin. Ama öteki ülkeler de yapıyor bunu. Her ülke bağımsızlığını kutluyor. Belki şunu diyebilirsiniz. İşte filancı Avrupa'nın modern ülkeleri kutlamıyor. Ulan onlar ne bağımsızlığı almış zaten. Millet ondan bağımsızlığını kutluyor zaten. Onlardan bağımsızlığını. İngiltere'den, Fransa'dan olan bağımsızlıklarını kutluyorlar zaten. Adamlar İngiltere neyin bayramı? Sömürge bayramını yapacak. Afrika'yı ne güzel sömürdük. Oo. Çıkıyor böyle küçük küçük böyle ilkokul çocukları. Ay, yetiş Churchill Paşa! Yetiş Churchill Paşa! Afrika'yı sömür baştan aşağı. Afrika'nın elmaslarını ülkemize getirdin diye böyle teyzeler ağlıyor böyle. Ama başörtülü olmaz orada, böyle rahibe örtülü mü olur? Onlar ağlıyor falan falan böyle. Ne yapacak? Adamların yapacak bir şeyi yok zaten. Adamlar zaten zulmü yapan taraf. O yüzden onları hiç boşuna göstermeyin yani. Bak mesela Avustralyalıların böyle önemli günleri var ve Avustralyalılar da kutluyor. Onların da Anzak günleri falan var. Onlar için özel bir gün yani. Onlar da kutluyor. Yani bu bir kere buna eziklik demek çok saçma bir. İkincisi de şu çok saçma. Sen bu adamlarla dostsun ama neden onlardan bağımsızlığını kutluyorsun? Ulan savaşıp da şu anda dost olmayan ülke bana gösterebilir misin? Amerika ile İngiltere birbirlerine girdiler zamanında. En büyük kankiler. İngilizlerle Almanlar birbirlerine girdiler. En büyük kankiler. Ruslarla Amerikalılar. Ruslarla geri kalan herkes. Fransızlarla Napolyon zamanında. Fransızlara geri kalan herkes. Sürekli birbirlerine girdi bunlar. Japonya bir ara bayağı bir psikopata bağladı. Böyle Çin'e mine sağa sola her yere girdi. Onunla şey, Pearl Harbor falan. E ne olacak? Hepsi en yakın kankalar şimdi. Amerika ile Japonya en yakın kankalar yani. Böyle bir saçmalık yok yani. Yani dövüştünüz artık barışmayacak. O ne lan, Kezban mı? Bana vurdu. Şey yapmıştır yani. Amerika şöyle kollarını bağlamıştır. Arkasını dönmüştür. Özür dilemeden konuşmayacağım, tamam mı? Kezban değil mi o şimdi? Sonra tamam. Ha, Japonya'da gelmiş. Tamam ona koyayım. Tamam özür dileyim falan. Amerika böyle hoşuna gitmişti. Ah erkek. Ne de güzel koydu bana Pearl Harbor'da. Erkek gibi vurdu. Böyle bir dünya yok yani arkadaşlar. Evet. Keşke biraz daha... Aa iyi lan. Daha yarım saat var. Tamam. Çünkü neden biliyor musun? Enerjim var. Şimdi hazır enerjim varken konuşsaydık keşke yani. Şimdi bir de bunlar haftanın şeyi. Utanmadınız mı? Bir de bir de onu anlatacağız abi. 10 saatlik videosu ama değil mi? Evet. Utanmadınız mı? Ha! Sı. Haftanın utanmadınız mı? Utanmadınız mı? Ha! Sı. Bu gene bununla bak hala aynı konudayız. Farkında mısınız bu arada? Bak koskocaman bir paragraf. Birisi şeyi paylaşmış. Evrim Ağacı Reis var ya. Evrim Ağacı'nın başı. Onun Aziz Sancar'a yaptığı bir atar yazısı var. Şu anda bulamıyorsun ama. Hala da günahını almayalım diyorum. O yüzden ama... Yani şeyi paylaşmışlar, screen cap almışlar ama girip baktığın zaman link şey diyor, silindi diyor yani. Hani bilmiyorum, adamı gerçekten yakmak için mi yapıyorlar, bu adam işte Aziz Sancar laf etti falan diye. Onu bilmiyorum ama bilmiyorum, bana çok inandırıcı geldi. Orada da şey demiş işte, gene bu hani şey vardır ya, baban neden kalma. Gene ondan bahsetmiş, başlık olarak da şey yazmış. Aziz Sancar sen siyaset yapma diye veya sen politikayla uğraşma, sen siyasetle uğraşma, böyle bir şey. Olay ne biliyor musun? Zaten o hani bir ara konuşmuştuk ya. Bugün sol gazetelerden bir tanesi atar yapmıştı. İşte baban neden kalma lafları söyleme aynen falan. Ama adam siyaset yaptı mı abi? Şimdi olay şu arkadaşlar. Onların söylediğine göre Aziz Sancar demiş ki işte siyasetle uğraşmayın. Hani anneler babalar evet, der ya. Evet. Siyasetle uğraşma evladım. İşte bilim öğrenin. Ondan falan sonra işte ne bileyim, oku adam o. Ona atarlanıyor ama yazısını, röportajını okuduğunuz zaman o da değil. Politikayla uğraşmayın, politikacı olmayın diyor yani. Açın okuyun arkadaşlar. Gerçekten öyle.
politikacı olmayın. Yani politikayla uğraşmayın, gidin bilimci olun diyor. Yoksa işte aman siyasi görüşünüz olmasın falan, öyle bir şey söylediği yok yani. Politikacı olmayın, politikayla uğraşmayın, gidin bilimci olun diyor. E şimdi bunu demeseydi, tamam mı? Şimdi bu atarlanmışlar ya kaç kişi. Hı hı. Niye atarlanıyorlar onu da söyle abi. Abi işte. Niye atarlanıyor? Bunlar ilk önce sevinmişlerdi falan ya. Sonra MHP'li, eski MHP'li orada ortaya çıktı. Tamamen bu sebepten dolayı ya. Tamamen bu sebepten dolayı ya. Kürdistan yazıyordu, seviniyordu. Sonra. Tamamen. Bakın adam tamamen bu sebepten dolayı. Ben vatan severim. Adam orada çıkıp da şey dese, ben HDP'liyim, halkların kardeşliği bilmem ne dese. Onlara buradan işte bu ödülümü Selahattin Demirtaş'a hediye ediyorum falan dese böyle. Selahattin Demirtaş'ın mozolesine çelenk soksa, bıraksa. Mozolesi bayağı kuvvetliymiş. Mozolesine çelenk bıraksa o zaman hiçbir şey demezler yani. O zaman derler miydi? Ya bir niye uğraşıyorsun sen siyasetle falan diye. O zaman hayır, tamamen kendi sevmedikleri, kendi böyle şey oldukları, kanlı oldukları, kan davası oldukları bir grubun şey zamanında eskiden üyesiymiş. Şu anda büyük ihtimal değildir. Çünkü insanlar o yaşa gelince artık uğraşmıyorlar yani. En aktif oldukları ancak Twitter üzerinden bir iki bir şey yazarlar. O kendisi öyle bir şey de yapmıyor yani. Belki de o yaşta çok böyle siyasetin içine girdi ya. Belki de pişman oldu adam. O yüzden de söylüyor artık ben yaptım siz yapmayın der gibi yani. Uğraşmayın diyor. Yani bu adamların bak, bu adamların alevlenmesini, bu adamların atarlanmasını sebebi sadece ve sadece o. Karşıt partiden olmaları. Ama bunu açıkça söylemiyorlar. Bizim gibi değiller adamlar. Bizim gibi değiller. Ben her şeyi açıkça söylüyorum. Bazı adamın tamam sanatı güzel ama yani tavırlarını sevmiyorum. Teoman. Yani çoğu kişi sevmez yaptığı şarkıları. Eski şarkıları bence güzeldi. Ama gene de sevmiyordum adamı. Tipinden dolayı, tavırlarından dolayı, siyasi görüşünden dolayı, konuşmalarından dolayı. Olabilir arkadaşlar yani. Adamın bir şeyini sevmiyorsanız illa böyle hani o da sanatçı mı lan falan öyle bir şey demenize gerek yok ki yani. Şey, Aziz Sancar'a balon demişler ya. Bu adamlar çünkü ya balonun kralının kim olduğunu biliyoruz da. Orhan Pamuk öyle yapmazdı ama. Ya diyorum ya abi. Olay o işte yani. Bu şeydi, haftanın utanmadınız mı? Ha? Utanmadınız mı? Ha? Ha? Şimdi de şey olacak mı? Haftanın hele hele. Hala da bak pausa basmadık. Yok bastık lan. Şeyi kapatmaya giderken bastım. Ha, pencereyi. Doğru. Faşist köpeklerin havlıyorlar diye. Şeyi deniyorum işte ya. Duraklatmadan ne kadar uzun tutabileceğim onu denemeye çalışıyorum. Yok, aslında daha da hazırlıklı olmam lazımdı. Bunu böyle 1, 2, 3 falan diye sıralamam lazımdı. Şey yapacağız ya işte ben mesela Romanya'dan eğer olabilirse Ekşici Reis de işte kendi oturduğu köyden o şekilde konuşacağız falan. O yüzden senkronlayabilmek için mümkün olduğu kadar az parça olması lazım. Çünkü her parçayı tekrardan senkronluyorsun. Hı-hı. O yüzden hedefim şey yani yarım saat gitmek, yarım saat gittikten sonra kapatmak. Yapabilecek miyiz, yapabilir miyiz bilmiyorum. Biz zırt pırt kapatıyoruz ya, yeni konu seçiyoruz, kapatıyoruz falan. Aslında çok çok da gerekli değil. Bence çünkü nasıl boşlukları da alıyor. Ne bileyim, hiç kapatmayız, burada keseceğim dersin. Sonra burada tekrar keseceğim dersin. Abi hiç kapatmazsa çok riskli olur ama dostum. Harbi mi? Nerede keseceğini biliyorsun sonuçta ondan da. Ama şöyle yani adamın pili biter, bunun fişi çıkar. O çok riskli bir şey yani. Yarım saat oldu mu en azından yarım saat gitmiş olur. 15-20 dakika gitmiş olur. Komple bütün podcast gitmiş olmaz yani. Başka? Bak hala da aynı şey devam ediyor. Bir de şey yazmışım. Yani bu adamlar bu kadar Doğu halkıyla ilgileniyorlarsa o zaman gitsinler okul yaptırsınlar abi. Eğitimlerine katkı sağlasınlar. Ama işte bak orada eğitimli oldukları zaman bu insanlar bizim yaşam standardımız daha önemli demeye başladıkları zaman davamız değil de yaşam standardımız demeye başladıkları zaman o zaman işte kolay kolay kontrol edilemeyecekler. O zaman piyon gibi kullanılamayacak bunlar. Yani her ülkede bu bir gerçek arkadaşlar. Her ülkede neredeyse azınlıklar piyon gibi kullanılır. Özellikle de bizim ülkemiz gibi üstünde bir sürü insanın gözü olan, üzerinde ne bok var anasını satayım al götür diyeceksin yani. Ben başa geleceğim, ver güzel bir toprak. Ne götüne mi sokacaksın salak? Zamanında 1. Dünya Savaşı'nda tamam mı? Esas kötü adam yani esas kötü adam ya, esas bunların büyük düşmanı Almanlar olduğu halde Almanları bir şey yaptılar yani. Kulaklarını çektiler 1. Dünya Savaşı'ndan sonra. Osmanlı'yı paramparça etmeye çalıştılar ama. Neden? Petrol. Bu kadar basit. Bunu sadece biz demiyoruz. Herkes diyor. E şimdi neden yani? Yani biraz az yayılmacı olun lan. Biraz az sömürgeci olun. Şu anda büyük ihtimal petrol değildir. Petrol de vardır belki de. Esas işte
Orta Doğu'da üst kurabilmek. Ermenistan'ı büyütebilmek. Kürdistan'ı zaten şu anda... İsrail gibi düşün yani. Oradakiler... Evet, evet, evet. Evet. Ve şu anda gerçekten düşünecek olursam birisi söyleyince benim de aklıma geldi. Daha doğrusu bir yerde okudum. Onu okuyunca aklıma geldi. Gerçekten şu anda Orta Doğu'da Ermenistan haricinde bu adamların kontrol edebileceği bir şey yok. Hristiyan ülke yok yani. Orta Doğu'da bir Ermenistan var. Hristiyan olarak. Düşününce insan üzülüyor. Maalesef. O yüzden dediğim gibi varsa abi... Hani o ünlülerin içinden ben bunları çok düşünüyorum falan. O zaman yatınla şey yapacaksın. Bak Beren Saat en basitinden söylüyorum ya. Beren Saat Arçelik reklamından 4 milyon lira almış. Tamam mı? Yaptır abi bir okul. Yaptır bir okul oraya. Bir üniversite yaptır. Küçük minik bir üniversite yaptır. 4 milyon yeter mi bilmiyorum. Senin paran vardır ama. Hadi onu geçtim ilkokul yaptır. Yaptırın bunları ondan sonra gelin karşıma abi. Boş duyar kastığınızı herkes biliyor yani. Ya aramızdaki fark bu işte. Siz iki yüzlüsünüz. Siz birileri adına hareket ediyorsunuz. Birileri bir amaç adına hareket ediyorsunuz. Onu söylemiyorsunuz. Biz söylüyoruz. Aramızdaki fark o. Bizim çünkü hareket ettiğimiz bir amaç yok. Yukarıdan birilerine bağlı değiliz yani. Kafamıza göre takılıyoruz. Hep öyle olunca da tabii hiçbir yere gelemiyorsun. Network'in içine dahil olamıyorsun. Hiçbir network'in içine dahil olamıyorsun. Çünkü şöyle bir şey yok. Ben henüz görmedim yani. Mesela Kemalistler Network'ü falan. Atatürkçüler Network'ü falan. Var ama çok güçsüz kalıyor diğerlerinin yanında yani. Fazla demokratikler abi. Yemin ederim en büyük sorun o yani. Fazla demokratikler. Te şimdi demokrat olmamanın da sıkıntısı var. Onun da ayrı bir sıkıntısı var. O zaman da çünkü giriyorsun, tamam mı? O da kötü bir şey. O iyi bir şey demiyorum. Giriyorsun bu sefer de başka bir yerine gene tepeden sana emir geliyor şunu yapacaksın diye. Abi o da bize ters yani ona bakarsan. Her türlü bize ters yani. Bizim gibi böyle hani birliğin lafıyla veya bir network'in içinde hareket etmeyen insan için çok sıkıntı yani. Kendi başına, kendi kafasına göre hareket eden insanlar için çok sıkıntı. Olsun. Lider olun arkadaşlar, sizi takip etsinler. Siz birini takip edeceğinize lider olun, sizi takip etsinler. Evet. Son olarak da şu mesela bak. Çocuklara taş attırma olayı. Gene çok, bu artık bu paragrafın sonu. Çok yakında gene bir arkadaş anlattı bunu. Ben bunu zaten bana da çok mesaj geliyor. Sana da kesin söylemişlerdi. Askerlik yapan, doğuda askerlik yapanlar için her zaman için bu vardır. Giderler çocuklarla oynamaya falan. Hani o görüntüler falan oluyor ya. Giderler çocuklarla oynamaya. Bazen birkaç çocuk gelir böyle bunları ana avrat söver durduk yere. Şimdi benim arkadaşa mesela anlattıkları olay. Karakolda duruyorlar. Şimdi olaya bakın arkadaşlar. Karakolda duruyorlar. Teller falan var. Ellerde silahlarla nöbet tutuyorlar yani bir de. Yani normalde bizde hani önünde duramazsın bile. Karakolun önünde duramazsın devam et falan der böyle hemen. Şey jandarma nöbet tutan. Durmak bile yasak yani. Bunlar geliyorlar karakolun yanına. Taş alıyorlar. 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında çocuklarmış. Taş alıp taşlamaya başlıyorlar. Ondan sonra komutan geliyor ne oluyor diye. Amına koydum komutanım ne haber lan falan diyorlar böyle. Tamam mı? Siz şuna inanıyor musunuz arkadaşlar? Bu çocuklar kendi kafalarına göre, kendi inisiyatifleriyle yapıyorlar bunu. Şimdi ne yapacaklar orada? Bak karşılık olarak ne yapacaklar? Uymasalar, hiçbir şey yapmasalar oraya taş manyağı yapacaklar bir. Ondan sonra ne olacak? Kendi işte şeylerinde, yayınlarında küçücük çocuklar taşladı. Bir de bunu yapıyorlar bak. Tahrik de var. İnsanlara ondan sonra diyorlar ki biz niye mazlumuz 5000 senedir? Al bu sebepten dolayı. Bu sebepten dolayı abicim. Ondan bunu hiç görmedik. Bunu çok görüyoruz. İşte çocuklar taş attı. TC hiçbir şey yapamadı, korktu. Tahrik de var. İkincisi ne yapacaklar? Silahla ateş mi edecekler? Hiç hepsini geçtim. Gaz bir şey atsalar gene çocuklara zarar gelir. Komutan görmüş. Siktirini falan demiş böyle. Tabii gitmiyorlar. Komutana küfrediyorlar. Bir taraftan da taş atıyorlar. Komutan da demiş ki askerlere siz de taşının yerden siz de atın bunlara falan. Koca koca askerler onlar da çocuklara taş atıyor. Çocuklar da bunlara taş atıyor falan. Orada bir tane çocuğa gelse ne olacak? Hadi ne olacak? Hemen böyle yerin altından hayır, tepeden böyle helikopterlerle Ece Temel kuran Ayşe Hür iplerle inecek SWAT gibi böyle. Tamam mı? TC şeyi öldürdü falan yazacak. SWAT ama HEWAT yazıyor böyle. HEWAT. Böyle helikopterlerle tamam gelecek böyle. O böyle şey helikopterler vardır ya ama. Normal helikopter değil. İki tane böyle pervanesi vardır. Araç falan taşırlar böyle. Onlarla gelecekler. Hani bayağı bir hümanizm. Ağır hümanizm olduğu için arkadaşlar da. Tamam o böyle helikopter gelecek. İpler böyle sarkacak. Buna zızızıt diye inecekler aşağıya tamam mı? Şey hatta helikopteri Can Dündar kullanıyor. Go 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 yapıyor böyle. Almanya'da şey, öğrenmiş. Döner falan getirmiş. Almanya'da öğrenmiş. Abi bak çok kültürüz. Bir tane Alman marka helikopter şimdi söyleyemedik. Sikorsky diyeceğim Rus. Yok. Ne var? Apache diyeceğim. O da şey Native American marka. Türk de kesin Öncü 1 falandır. Sancar 2 falan öyledir. Alman ne olabilir? Einstein 1.
Ne Almanca bir kelime söyle bakayım. Baç. Baç tamam. Aynen. Ne demek bilmiyorum ama baç bir tamam. Ne demek acaba? Baç bir ile geliyor. Baç bir ile geliyor böyle ipleri sarkıtıyor. Böyle zzzz iniyorlar böyle tamam mı aşağıya. Ondan sonra hemen veya şeydeki gibi de olabilir. Bu XCOM'daki gibi. Önden açılıyor kapak böyle. Bunların önden açılıyor. Bunlar fırlıyorlar. Havadayken tutuyorlar ipi. Öyle iniyorlar aşağıya falan. Tık tık tık. Ondan sonra şöyle arkalarından çıkartıyorlar böyle kalemleri falan. Aynen. Ondan sonra hemen... Bir Twitter açıyor. Bir böyle evet, şey, evet. Facebook açıyor. Hemen böyle laptopları maptopları çıkartıyorlar böyle şey hackerlar gibi falan. Çıkar hemen insanlık onuru. Burada çocuklara taş atmaya utanmadınız mı? Ha? Ha? Şimdi arkadaşlar diyelim ki çok kötü, çok faşist bir asker. Çok faşist. Siz çok dibine kadar haklısınız tamam mı? Siz dibine kadar haklısınız. Faşistin önde gidenin de bir böyle grup ele geçirmiş ülkenizi diyelim. Siz onlara Anadolu'nun kapılarını açmışsınız. O da sizin ülkenizi ele geçirmiş olsun. Tamam mı? Buraya kadar hepsi doğru olsun. Siz kendi çocuğunuzu bu insanların karakoluna yollar mısınız taş atsınlar diye? Kim yapar bunu ya? Kendi çocuğunu kim feda eder? Ben biliyorum bir tane kendi çocuğunu feda eden grup. Kartacalılar vardı. Kartacalılar mesela nerede şu an biliyor musun Kartacalılar? Nerede? Internet? İşte hiçbir yerde değil. Yara yediler çünkü. İtalya'da falan mı? Tam o taraflarda. Roma ile kapışıyorlardı. Ha, o taraflarda mi? Olabilir. Aynen. Adamların olayı şuydu. Ve gerçekten bunlar güçlü savaşçılar. Roma'ya kök söktürmüşler. Roma'yı sıfırlama noktasına gelmişler. Roma zar zor kurtulmuş falan. Ondan sonra zar zor toparlayıp bunları yenmiş falan. Ama olay ne biliyor musun? Kartacalılar yenilmeye başlayınca ne oluyor falan. Yenilmeye başlayınca mı? Bir de üstüne böyle kötü şey gelmiş. Kötü şans falan gelmiş bunlara. Uğursuzluk falan gelmiş. Sürekli işleri ters gidiyormuş falan. Aslında bilmiyorlar ki kara kedi geçtiği için yani. Sakız çiğnedikleri için de bıyıkları ters çıkmış falan. Ne yapalım ne yapalım? Abi adamların inançlarına bak Allah aşkına. Şey kurban edelim. Bebek kurban edelim. Koskoca bir kuyu açıyor. Abi bildiğin kuyu tandır yapıyorlar tamam mı? Bildiğin kuyu tandır açıyorlar. İçinden ateş yanıyor. Bildiğin ateş yapmışlar. Bir tane rampa. Rampa koyuyorlar böyle şeye doğru giden. O kuyuya doğru giden. Bebeklerini alıyorlar. Kundaklıyorlar. Sarmalıyorlar. Böyle rulo şeklinde ya. Rulo halinde o rampadan aşağı yolluyorlar. Ateşin içine. E sen yok ol zaten. Sen yok ol. Panda bir sen iki. Siz yok olun zaten yani. Pandayı da öyle de zorla çiftleştiriyorlar. Artık kalçasından tutup bastırıyor falan. Porno falan seyrediyorlarmış. Yalan değil ha. Porno seyrettiriyorlarmış abi. Hayvanlı porno. İnsanlı porno mu seyrettiriyorlar acaba? Yok hayvanlı porno seyrettiriyorlar. O kadar salak değillerdir yani. Aynen. Sen yok ol yani. Yukarıdan Tanrı bize kurban istiyor deyip soylular falan böyle mesela. Tamam mı? Olaya bak şimdi. Soylular Tanrı kurban istiyor deyip çocukları böyle bebekleri şey yapıyorlar. Yuvarlıyorlar ateşe doğru. Bazı soylular da çakallık yapıyor. Şey yapıyorlar. Böyle fakirlerin çocuklarını falan alıyorlar. Parayla mı ne satın alıyorlar veya güçlerini kullanıp mı alıyorlar. Benim çocuğum diye yuvarlıyorlar falan. Tanrı'yı kandıracak işte eşek. O yüzden bak gitmiş ülke. Bu ortaya çıkınca da bu sefer de suçu buna atıyorlar. Lan diyorlar sen niye kendi çocuğunu attın? Bak hala Roma yeniyor bizi. Ondan sonra bunlar da pardon falan deyip kendi çocuklarını sarmalayıp atıyor. Ya buradakiler kendi çocuğunu feda eden. Bir sürü çocuğu var. Bunlar bakın. İlgilenmiyor. Kendi çocuğunu feda eden insanlardan hiçbir şey olmaz. Bu gruplardan, bu zihniyetten hiçbir şey olmaz. Olmayacak. Bu insanlar kaybedecek. Kim olursanız olun arkadaşlar. Türk, Kürt, Arap. Kim olursanız olun. Hangi siyasi görüşe sahip olursanız olun. Kemalist olur. Sağcı, solcu, ülkücü, dinci, bilmem ne. Kim olursanız olun. Görüşünüz ne olursa olsun. Akıllı olmazsanız, aklınızı kullanmazsanız olmaz. O iş olmaz yani. Hiç bok olmaz arkadaşlar. Kim olursanız olun. Aklınızı kullanmanız lazım. Akıllı olmanız lazım yani. Yani sırf bunlar değil, sırf bu kandırılan insanlar değil. Buradakiler hadi tamam o insanlar kandırılmış diyelim. Hani nasıl bir insan kandırılıp da kendi çocuğunu o şekilde feda eder? Hani belki başına bir şey gelir de mazlumuz deriz diye. Bu bir örnek değil, bu sürekli olan bir şey. Bunu biz hep gördük. Gezi'de de bunlar göstericiler arasına karışıp gene aynı şeyi yaptılar. Polise saldırıp sonra başlarına bir şey gelince polis bizi dövdü diye. Onların yüzünden bir sürü normal vatandaş da ayak yedi. Ben bu insanları gördükten sonra biraz uzaklaştım zaten ortamdan yani. Aralarına karışan bu insanları gördükten sonra yani. Neyse ne diyorduk ki konu dağıldı. Ne diyorduk abi en son? İşte çocukları şey yapıyormuş. Ayşe Yür falan. Arkadaşlar ha. Eline taş bunlar... veriyormuş. Ayşe Yür eline taş veriyormuş. Bunlar hadi diyelim ki tamam fakir, fukara, cahil halk diyelim. Burada bak hiçbir sıkıntısı olmayan, devletle hiçbir sorunu, derdi olmayan
Ondan sonra hadi bu insanlar fakirde eğitim alamadı da diyemeyeceğiz. Çünkü çok zengin ve üniversite okumuş insanlar. Bu insanlar nasıl yapıyor bunu? Zaten görüyorsun. Lisede görüyorsun ama ağzı bir karış açık. Ortaokul lisede şey yapıyor mesela, cep telefonunu falan gösteriyor. Veya işte marka giydiğini falan gösteriyor. Gidip McDonald's'tan falan böyle selfie çekiyor falan. Diyorsun ki tamam, bu geri zekalı. Bunun büyüyünce ne olacağı belli diyorsun yani. Gerçekten de büyüyünce ondan sonra böyle oluyor. Hemen takıyor böyle bir çerçeveli gözlük. Hepsi için geri zekalı demiyorum tabii ki. Zaten birçok kişi götünden anlamaz da. Kasıtlı olarak götünden anlayacak insanların da olduğunu biliyorum. Ondan sonra çıkıp şey demesin. Aa Efe, bu insanların hepsine geri zekalı dedi. Onu da çok görüyoruz. Ne yaparsın ki, adam şeyi açıyor. Podcast'ı açıyor. Hoparlörlere veriyor, sonra götün dönüyor hoparlörle. Bu doğru bir şey. Yani, bu doğru bir şey. Hoparlöre sen götün dönersen eğer, sen götünle anlamak için zaten dinlemeye başladıysan, ondan sonra diyorlar ki sen kendine ünlü mü diyorsun? Ulan sen takip ediyorsun işte. Sevmediğin halde takip ediyorsun. O ne demek lan? Nasıl bir işsizsin yani? Sevmediğin halde takip ediyorsun. Belki bir şey çıkar, laf sokarım falan diye. Belki bir şey çıkar, entry girerim falan diye. Nasıl bir işsizsin abi sen? Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani paranız olsun olmasın, cahil olun, eğitimli olun, okumuş olun, hiç fark etmiyor. Kafanızı kullanacaksınız. Ve bu gençlikten başlar. Herkesin yaptığı işlere girmemek, herkesin yaptığını yapmamak, kendi beynini kullanmak. Bu insanlar bunu diyor. Etrafındaki insanlar bunu diyor. Ama bakalım doğru mu diyorlar? Bunları düşünmek gençlikten başlar arkadaşlar. Ortaokuldan başlar. Belki de ilkokuldan başlar, bilmiyorum ama ortaokuldan başlar yani. Çünkü o zaman gerçekten boş bir gençlik geçirirsen, lisede boş bir gençlik geçirirsen, üniversiteye bir gelmişsin. Abi kafam boş. Neyle dolduracağım? Neyle dolduracaksın? Üniversitede senin yanına kim gelirse onu söyledikleri dolduracaksın. Olay bu kadar basit. Olay bu kadar basit. Ve arkadaşlar, kaybeden siz olursunuz. Benim kimseye sidik yarıştırdığım yok. Hani bana karşı böyle haklı çıkayım, Efe'ye karşı haklı çıkayım diye bir derdiniz var mı yok mu bilmiyorum. Benim öyle bir derdim yok. Neden? Çünkü abi sonuç itibariyle, tamam mı? Sonuçta düşünmezsiniz, kafanızı kullanmazsınız, yanlış işlerin peşine gidersiniz. Başına iş gelecek olan sizsiniz yani. En iyi ihtimalde gençliğinizi boşa harcamış olursunuz. En iyi ihtimalden bahsediyorum. Bitti ya. Aha bitti. Dur bir dakika. Pause yapıp bakalım. Abi o senin bana sürekli şey yolladığın. Abi ya şu adam ne paylaşıyor falan dedin. Biliyorsun değil mi? İkimizin de tanıdığı, ortak tanıdığı bir adam. Hı hı. İsim söyleme, isim verme de. Reis. Yazık, bazı insanların da adım adım nasıl şeye gittiğini görüyorum yani. Bu adamların eline abi, düştüğünü görüyorum. Çok sinir bozucu, evet. Görürsem döveceğim. Adım adım nasıl bunların eline geçtiğini görüyorsun yani. Abi ciddi ciddi bak, ben kendim gözümle görmüş olmasam, aşama aşama görmesem inanmam yani. Şehir efsanesi derim. Orada işte ortamda kız var falan deyip kızlara yazıp da gidip de böyle gidip gelip ondan sonra ağır böyle apocu olan yani. Ya bak mesela o arkadaşa da ben sordum. Güzellikle sordum. Ya kardeş dedim, sen Selo'cu mu oldun? Selahattin'ci mi oldun? Neden sordum biliyor musun? Evet derse eğer şunu soracaktım. Yani ne değiştirdi fikrin? Ne oldu? Kampüste birisi mi geldi yanına? Twitter'dan mı etkilendin? Yoksa bilmem ne felsefe toplumuna mı gittin? Oradan mı etkilendin? Hani onu soracaktım. İnan başka hiçbir şey demeyecektim yani. Hayır, ben hiçbir şeyci değilim. Sadece artık her taraftan bakıyorum. Nah, her taraftan bakıyorsun abi. Bakın arkadaşlar, 200'lü olmayın. 200'lü olmayın ya. Söyle, ben Selo... Ne oldu? Korkuyor musun yani Selo'cuyum demekten? Niye korkuyorsun yani? Burada adam yemiyoruz yani. Hayır, soracaktım gerçekten. Niye diye. Neden diye yani. Hayır, yalan, her taraftan bakıyormuş şeye. Abi her taraftan baksa paylaşımlarını görsün abi. Abi yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey abi. Biliyorum, bana yolladın işte. İşte mesela Fırat Çakır oldu. Fırat Çakır ol bak. Bu insanlar şunu demiyor mu? Elinde fotoğrafla derse mi gidiyor falan ve demiş. Ve arkadaşlar bu hani bir kişi değil. Bu belki kopyanın kopyasının da kopyası falan. Hı hı. Tavuğun suyunun suyunun da suyu. Ha bu belki, ya bu şey yani, hani buzdağının görünen yüzü sadece. Çok daha bir sürü örnek verirdim de çok karışık olacak örnekler. Mesela küfün üst kısmını gördüğünüz zaman aslında o küf çok fazla kök salmıştır demektir falan. Onlara da girelim. Biyolojiye de girelim biraz. Hani küfün böyle ucunu görürsün, aa dersin, az küflenmiş, ben bunun ucunu keserim yerim, aslında öyle değildir yani, kök salmış anlamına gelir. Küf, o yüzden derler ya, küflü bir meyve gördüğünüz zaman özellikle böyle ıslak meyvelerdense şey gibi, portakal gibi. O kişi sadece bir kişi ya. Aslında bunun çok derinliği var yani. Kim biri kimden öğrendi yani o lafları. Çünkü biliyorsun bu adamlar da tarikat. Bu sol tarikattır. Sol tarikat diye bir şey vardır. Bu gerçek yani. Aynı şekilde ilerler. Aynı şekilde hareket eder yani. Gene abilerden duyar. Gene başkasından laf öğrenip paylaşırlar. Gene ezberlenmiş bazı ideolojileri vardır. Bazı lafları vardır. Gene işte az önce senin anlattığın muhabbet. Bu adamlar demiyor muyum? Kim olursa olsun insan hayatı demem. PKK'lı teröristler için de onu diyorlar. Hı hı. Ben de diyorum evet. Elinde birebir silah olan PKK militanı aslında
PKK'nın içine en gariban olan onlar. En büyük şerefsizler en tepedekiler ki en büyük şerefsizler en rahat yerlerde yaşıyorlar yani şu anda. Türkiye'de bile değiller abi. Meclis derken Almanya meclisi mi abi? Aynen. Almanya meclisinde varmış birkaç tane. Almanya'dan bir dava açıyorlar sana. Almanya meclisinde bir dava açıyorlar. İşte, Can Dündar orada o açabilir. Her türlü. Düşünsene seni hapse attırıyormuş falan böyle. Seni o mu blokladı? Yok onun şeyi. Beni Ayşe Ür blokladı direkt. Harbi mi? Beni işte ya, Ece kadın Temel benden, Kur'an falan. Kadın benden faşist çıktı ya. Bir de bize faşist diyor. Benden faşist çıktı. Abi sen bir de Mert'e sor. Mert'i çok... bloklayanlar çok fazla. Ben çok böyle ince bir dokundurmuştum lafı yani. Hmm. O işte şey dedi ya. Türk'e sormuşlar Kürt annesini görmesin demiş. Ben de ona bir şey mi yazdın sen? Yazdım. Ondan sonra oldu. Fıkranız çok güzelmiş. Şimdi de şey dedim işte. Tam hatırlamıyorum ya. Alaçatı'da Sezen Aksu konserinde sıradaki şarkıyı Roboski'ye yollarken fotoğraf selfie çekip Instagram'dan paylaşmayı da unutmayın falan yazdım. Böyle küfür müfür yok yani. Tak blok koymuş. Ama neden biliyor musun? Çok fazla kişi beğenmiş çünkü. Çok fazla kişi beğendiği için. Neyse. Ben de diyeyim mi? Faşistsiniz, beni niye blokluyorsun? Olabilir, tipimi sevmiş. Kitap falan yaz abi. Bence bakmıştır evliyim. Yoksa kendime güveniyorum yani. Tipime güveniyorum. Tipimde ne var lan? Tipimde ne var lan diye kafa atayım mı şey mikrofona? Niye blokladınız lan benim? Evet. Ne paylaştı o eleman? İşte masum dediğiniz Fırat Çakıroğlu elinde sopayla görüntülendi. Ulan zaten biliyoruz. Elinde sopa olduğunu biliyoruz. O sopayı da neye kullandığını da biliyoruz yani. O kampüsteki PKK yapılanmasına karşı. Orada PKK'lılar var. Yok diyebilir misiniz? Hadi yok. Var mı lan yok diyen? Hayır, hadi kol kola gidelim. Öyleydi yani. Hadi şimdi kol kola gidelim da. Tamam mı? Belli günlerde 1 Mayıs'ta çıkar. 8 Mart'ta çıkar. Bazı günlerde çıkarlar Mevlamız'da zaten. Falan. Hadi kol kola gidelim. Görelim bakalım oradaki afişleri, oradaki yazıları, oradaki bayrakları. Veya kol kola gitmeyelim. Siz gidin bakın yani. Merak eden varsa. Şu an biraz şey olmuş ama kontrol altına girmiş. Evet şey zaten Hı-hı. çıkmış o. PKK'lı rektör. Şu an kontrol altına girmiş. Bakalım ne olacak. Yani eskiden diyordum ya Ege'yi yazmayın falan. Şu an belki yazabilirsiniz diyorum yani. Bir duruma bakın. Duruma göre belki yazabilirsiniz. Tabii öğrencileri değişmiş midir bilmiyorum değil mi? Ya sonuçta orayı kapatıyorlar. Kapatmışlar etrafını. Hı. Öğrenci olmayan it kopuk giremiyor. Diyorlardı en son. Ondan sonra da turnikeyle geçiş yaptılar ya. Turnikeye birisi sıkıştı falan. Ah sıkıştım turnikeye ölüyorum falan. Ay onun da çözümü. TC'nin turnikesi zulüm yaptı falan. Hayır gerçekten belki de gerçekten sıkışmıştır bilemeyiz. Ama onun da şeyi var abi. O zaman da şey yapacaksın yani. Normal kent kart turnikesi gibi koyarsın yani. Oraya bir tane güvenlik koyarsın. Oraya da acaba sıkışmayı başarırlar mı? O izban turnikelerine falan. Şöyle gelir abi. Şöyle çeker karnını içeriye tamam mı? Turnikenin ucuna gelir. Bırakır ondan sonra gibi. Ah sıkıştım TC. Faşist. Sonra tabii tık 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 tık. Şeyler geliyor değil mi? Hevatlar. Hevatlar geliyor abi. Ayşeür, Ece Temel Kur'an. Beren Saat de sayılır mı? O daha rookie yani. O daha rookie. Onu gel. O da o masa başı. Konsoldan şey yapıyor. Konsoldan o şey yapıyor. Haritadan falan yön veriyor bunlara yani. O şey. Masa başı işte. Olur öyle. Masa başı iş ama gene polis üniforması olur yani. Öyle gezer üniforma. Lan polisim ha falan. Bu da öyle. Hevat üniforması var. Ama masa başı yani daha. Üçüncü kim olur o zaman ya? Nagihan Alçı olabilir mi? Aynen. O biraz şey gibi ama. O biraz cemaatçi gibi. Onu tam olarak çünkü gerçekten doğru mu bilmiyorum. Gene böyle atar yapmış ona. Çey katildi falan demiş. Değil mi? Öyle birisi çünkü çey katildi demez yani. Aynen. Şimdi düşünüyorum bak Atatürk diktatördü. Gerçi hani kötü anlamda söylemiş bunu. Çünkü sadece o laf değil. Devamı da var. Hani kötülemek amacıyla söylemiş. Atatürk diktatördü. Çey katildi. İşte olsa olsa önce cemaatçi olur yani. Bilmiyorum. Bana öyle geliyor. Gerçi onu tanıyanlar vardır arkadaşlar. Biz o insanlar çok içli dışlı olmadığımız için. İçli dışlı olanlara sorun yani. Ne olabilir ki başka? AKP'li değildir herhalde. İlginç bir ya. Nasıl ki? AKP'li değildir de. Belki böyle şeydir. Alman Yeşiller, İtalyan Yeşiller Partisi falan. Öyle çıkıyormuş harbi. Bizde var Yeşiller ve Sol Gelecek. Aynen. Kemalist çık dışarı. Ha olabilir lan. O, odur bence. Aa, evet, evet, evet 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 evet. Dans ediyor falan. Bulduk. Yakaladık abi. Bizden kaçış yok. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Kemal'i çık dışarı. Ne anlamda acaba çık dışarı diyor. Dövüşeceğiz anlamını demiyordur büyük ihtimalle. Diyemez çünkü. Niye kucaklamıyorsunuz ki bizi yani? Ben de belki Yeşiller ve Sol Gelecek olmak istiyorum. Sen istemiyor musun? İstiyorum abi. O dans etmeyi falan. Evet. Ben de şöyle bak. Bak abi bak yapabiliyorum da yani. Bak parmaklarımın ucuna çıkıyorum.
Papyonum da var. Şu papyona taktım mı abi? Gala papyonu yaptık. Hanım yaptı sağ olsun gala için. Abi, tam yeşillerle sol gelecek olmadım. Üstüme atlet var. Altımda normal pantolon. Aynen. Tam şu an böyle bildiğin yeşillerle sol gelecek dolu bir partisi oldum yani. Falan. Tek kişi. Bence logo olarak beni koysunlar. Bayraklarına. Flamalarına. Efe Aydal ölümsüzdür diye. Lan dur, ölmedik daha. Yine de öyle yazıyorlar. Tek bildikleri o ya. Şimdi. Parantez içinde ölmedi ama olsun. Ölmese işte şey falan diyor. İşte ölmedi o yüzden ölümsüzdür diyoruz. Ölenlere ölümsüzdür deyince daha mantıklı oluyor lan falan diye. Atarlanıyorlarmış böyle. İşte bu arkadaşlar yani hani kim olursa olsun insan hayatı. Şimdi benim bakın benim şöyle bir şey yaptığımı hayal edin tamam mı? Bu mesela DHKPC'liler Berkin Ervan'ın fotoğraflarını paylaştılar ya. İşte bu da bizim yoldaşımız falan diye. Ne bileyim böyle sapanla taş atarken falan. Gerçekten onun fotoğrafını bilmiyorum. Reklam yapmış olmak için de yapmış olabilirler. Ama diyelim ki böyle ağzında kırmızı işte o şeyle bandanayla. Ondan sonra işte sapanla taş atarken Berkin Elvan'ın fotoğrafını ben paylaşayım. Ondan sonra diyeyim ki işte vah 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 ne kadar masummuş çocuk bak bak falan diyeyim. Benim böyle bir şey yaptığımı hayal edebiliyor musunuz arkadaşlar? Hayal edebiliyor musunuz? Ben şunu bile diyemiyorum aslında yani. Ekmek almaya giderken vuruldu diyorlar. Ama bunun söylentiden ötesi var mı bile diyemiyorum. Çünkü bunu desem bile millet çıldırır, triggered olurlar yani. Tetiklenirler. Şu an bak birkaç kişinin ağzına salya gelmeye, köpük gelmeye başladı. demedim şaka. Beren Saat bak demedim. Hazırlanıyor bak, şimdi. Demedim. Konum vermeye hazırlanıyor. Öyle bir şey demedim. Desem diyorum yani. Hayır. Neden? Ben şunun farkındayım. Bu insanlar sadece piyondur. O yüzden hani ölmüş ölsün, ölmeyi hak ediyor. Bu tür şeyler zaten saçmalık yani. Ama benim istediğim şu. Ben bunları açık açık konuşuyorum ki başkasına sıra gelmesin. Başkası sıra gelsin istemiyor. Yani bunu istemeyen biziz arkadaşlar. Bunu anlayın artık yani. Başkasına sıra gelmesin de adam gibi bir ülkede yaşayalım kafasında olan biziz. Lütfen bunu anlayın yani. Bu adamlar gördüğünüz gibi diyorum ya tarikat nokta. Ben böyle bir paylaşım yapsam çıldırırlardı. Önemli olan insan hayatı, önemli olan çocuk hayatı. Kimmiş neymiş diye sorduğunuz zaman kimmiş neymiş ne demek? 15 yaşında bir çocuk. Mesela 15 yaşındaki kişilerin 16 yaşındaki kişilerin çocuk olarak sayılması. Tamam hepsine eyvallah. Hepsine eyvallah. Ama işte bunu diyen adamların ondan sonra böyle paylaşımlar yapması. Onun yerine şunu yapsalar. Bu arkadaşımız da bizden bizim karşıt görüşümüz bir arkadaş. Ama kimsenin ölmesini istemiyoruz. Bu arkadaşın da öldüğüne, Fırat Çakıroğlu'nun öldüğüne de üzüldük. Bunu deseler o zaman derim ki evet siz gerçekten hümanistsiniz. Ama değilsiniz abicim. Sadece kendi kendinize. Hani bir kere örnek vermiştim ya. Pedofiller kendilerine çocukları seven kişiler. Pedofili olmayanlara da işte çocuk düşmanları. Çocuklardan nefret edenler diye sıfat koymuşlar. O bizim Takedown Man var ya Deep Web'e giren. O giriyor böyle bir siteye. İtiraf sitesi var. İtiraf sayfası var. Orada adam yazıyor yani. Kendisinden çocuk severler diye bahsediyor. Pedofil ama yani. Kendisinden çocuk severler diye bahsediyor. Şeylere de pedofili olmayanlara da veya pedofillere karşı olanlara da çocuktan hoş nefret istiyorsun. Edenler. Yani kendi kendinizi nasıl etiketlendirdiğiniz gerçeği değiştirmez. Sen şimdi kaçıyorsun galiba. Aynen. Evet. Oo. 5 dakikada gidersin. Çok sıkıntı yok ya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın görüşeceğiz büyük ihtimalle. Sen şimdi evet. Işınlanacak mısın İstanbul? Ben ışınlanacağım. Bu sefer ertesi gün olacak ya. Bu sefer asansör müziği koyacağız. Hadi bakalım. Dın dın dın. Evet siz asansör müziğini dinlerken ben İstanbul'a ışınlandım ve Mete gitti. Yerine başka bir arkadaşımız geldi. Merhaba abi nasılsın? Merhabalar iyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim biraz daha yaklaşabilirsin mikrofona. Tamamdır geldim. Televizyonun sesini biraz kısarsan abi. Kızayım yankı yapmasın. Şimdi tabii sen bundan önceki konuşmalarımızı bilmiyorsun. Bilmiyorum çünkü, dinleyemedim. Çünkü yüklemedim o yüzden o yüzden dinlememişsindir. Saat çok geç olduğu için böyle çok enerjik başladık. Biraz da böyle kirli gececiler olarak, gece yolcuları aynen. olarak devam hatta edeceğiz. Hatta ben ışıkları falan biraz kıstım. Evet, böyle bir güzel ambiyans oldu. Yarattım. Gene böyle yaklaşırız arada. Merhaba arkadaşlar diye. Sayın dinleyen, sizinle daha önce podcast kaydetmiş miydik? Seninle daha önce podcast kaydetmiş miydim? Kaydettim değil mi? Tabii evet. Canım, iki kere falan. Telefondan falan. Viber'la olan biraz fiyaskoydu çünkü ben senin sesini hiç duymadığım için seninle aynı anda konuşmuşum ve bunu dinlerken fark ettim. Yo, dinleyince o kadar şey olmadı ya. Bana kötü gelmemişti yani. Ben de ilk yarıyı Mete ile olan konuşmamızı MP3 yapmıştım. Hı hı. Buraya gelirken, İstanbul'a gelirken dinledim. 700 defa dinlemişsindir. Yol biraz uzun sürdüğü için. Yok, bir kere dinledim. Şimdi ama en baştan en sona kadar dinlemeyi düşünüyorum. Şeyde, yoldayken, hı hı. Romanya'ya giderken yani.
Bu arada cumartesi akşamındayız arkadaşlar. Henüz seyirci buluşması olmadı. 2009'da olmuştu en son İstanbul seyirci buluşması. Bir kişi gelmişti. Ben de yanında bir arkadaşta kalıyordum, gene bir seyirci. Onu da sayalım 3 kişiydik yani. Bu sefer 3'ü geçer miyiz toplamda? Geçer. Ben dahi geçeriz bence. Muhtemelen geçeriz. Evet, 2009-2016. 7 sene mi olmuş? Güzel konular konuştuk abi bu arada. Tam böyle senin seveceğin alevli konular konuştuk. Ayşegül'ü konuştunuz mu? Abi sadece Ayşegül'ü konuştuk. Hadi ya. Şimdi ben buraya hani böyle konuları yazıyorum ya. Hı-hı. İşte böyle bir cümle, iki cümle. Ayşegül'ünki şöyle bir paragraf, abi. Herkesten bahsettik. Ama tabii sadece Ayşegül değil. Bu şeyler falan da var ya böyle. İşte Karabağlar'da oturup ondan sonra Amerika'daki LGBT evliliği, hı-hı, şeyine... Oradan Instagram'dan, aynen, mesaj yollayanlar. İşte love wins hashtag falan. Karabağlar'dasın ama yani. Sen, şey, pardon, sen kendini kurtar önce. Pardon, özür dilerim. African American bağlar. Ha. Şimdi tetiklenmesin arkadaşlar. African American bağlardan Amerika'ya şey olan, onlardan bahsettik falan. Hani ayranı yok içmeye. Tahterevan'la gider su içmeye. Saçmaya. Bunlardan bahsettik. Ondan sonra... Ha, İstanbul'la ilgili konuşacaktım. Biraz İstanbul çok güzel kardeş. Öyle mi? Türk erkekleri çok muymuş? İstanbul çok güzel. Çok retro. Çok vintage. O kadar retro ki yani medeniyetiniz ulaşmamış gibi. Arkadaşlar, İstanbul küçük bir New York. Ha, övüyorum. Övgü mü? Yalan değil. Yalan değil. İstanbul küçük bir New York arkadaşlar. Gerçekten. Yani zencileri beyaz bir tek yani. Aynen. Yani... Zencileri siyah olsa... Tam bir New York olacak. Tam bir küçük New York olacak yani. Ten rengiyle kaçırmışız. Gerçi İstanbul'da daha fazla zenci vardır değil mi? İzmir'e nazaran. Vardır ya. Yani nüfusu, evet, düşünecek olursan muhtemelen vardır. Vardır da işte mesela zencilerin ne yapıyor genelde? Bu New York'taki gibi nigga değiller yani değil mi? Değiller. Daha çok böyle şey işte. Emenike. Bakan bu. Hani böyle daha şeyler. Daha mülayimler. İzmir'de mesela zenci dediğim saat satar. Aynen, burada saat satıyor. Kimseye şey zararı olmaz. Normal insandır. Burada başka işler yapanı çok nadir olarak da olsa görüyorum yani. Bak Seattle'da, gerçekten Seattle'da kalınca orada hem Amerika'daki insanlar hakkında hem de Amerika'daki zenciler hakkında farklı bir insanla intiba oluşuyor. Ve millete de anlatıyorum bunu. Gerçekten Seattle çok daha böyle relax bir yer. Çok daha rahat bir yer yani. Daha önce demiştim ya şeyin İzmir gibi. Dört dörtlük relax olmasa mesela gene İzmir'de de öyledir ya. Merkeze gittikçe insanlar agresifleşir. Banliyölere gittikçe insanlar böyle daha güler yüzü. Gene öyle yani. Hatta anlayabiliyorsun yani. Şu zenci buranın, buralı. Bak bu zenci farklı yerden gelmiş. Adam konuşuyor, anlatıyorsa ben Orlando'dan geliyorum falan diye de biliyoruz. Faşist söylemene gerek yok. Zencileri kategorize ediyorsun. Yaşasın Seattle zencileri. Ama mesela işte New York'a gittiğin zaman abi orada zenci direkt böyle filmlerdeki böyle nigga dedikleri. Niggalar değil mi? Direkt öyle abi. Böyle ne zaman yolda yürüyen, yolda yürürken böyle bağıra bağıra kavga eden, sevgili kavgası yapan, birbirleriyle kavga eden, ondan sonra telefonda kavga eden. Adam gördüm mü zencilerdi. Abi yüzde, benim gördüklerim için %100'dü. Aha dedim bir tane daha. O zaman şey diyebilir miyiz? New York'taki zenciler New York'un çomarlarıdır diyebilir miyiz? Abi bana zaten şeyi soruyorlardı. Abi zenciler oranın Kürtleri mi falan diye. Hayır, zenciler oranın Türkleri. Evet. Daha doğrusu senin dediğin işte. Zenciler oranın çomarları yani. Abi çok komik ya. Sorulu, telefondan böyle bağırarak konuşma. Yani sordu, hiç ırkçı bir soru yani. Değilmiş yani. Ayşegül sordu. O ha, yüzden Ayşegül sorduysa tamam. O sordu, o yüzden ırkçı değil. O her şeyi söyleyebilir. Onlar yani şey söylemek. O söyleyebilir. Evet. O sordu. Yani soruyu harbiden mesaj attı yani. Şeyden, Face'ten mesaj attı. Abi dedi, zenciler olanı Kürtlerim. Sen de şey desin. Ben bu konuda sadece eşimle konuşuyorum. Teşekkür ederim Ayşegül'ün falan. Ne dedi. Yapacaksın? Ne yapacaksın zenciyi? Sen hayırdır. Demedim. Bir saat alacaktım da. Demedim tabii, demedim. Deme boş ver. Hiç muhatap olma. Evet. Bizim mahalledeki Ayşegül mü diyeyim? Hiç gerek yok be abi. Ona bile gerek yok bence. Evet. Neyse, dava açabilir, o yüzden şakaydı. Öyle bir mesaj atmadı bana. Evet, öyle bir mesaj atmadı. Öyle bir mesaj atmadı. Söyler miydik? Açıklama iki nokta üst üste, şakaydı, öyle bir mesaj atmadı. Konulara girelim o zaman abi. Ne girelim. Konulara girelim. Acaba? Evet. Bu arada İstanbul'dan ilk podcast'im ha. Ha, öyle mi? Evet. Vay. Bak nerelerden çektim. İstanbul'dan çekmemiştim. Yani, sağ nasip. Evet, duraklatıyoruz şimdi. Ben Kuvur'dan çektim abi. Garaj gibi bir yerde. Evet. Duraklatıyorum. Konulara bakalım. Devam edelim. Tamam. Abi konu bakarken karar veremiyorum şu anda. İşin ilginç yanı. Arkadaşlar belki şey düşünüyor olabilir. Yani bir saat boyunca böyle Ayşegül'den girdik. Böyle şeyden, Ece Temel Kur'an'dan falan çıktık ama. Hani millet konu yok sanıyordur. Baksana şu konulara. Bak. Çil çil konu var abi.
Alevli konularmış. Şimdi de gerçekten olabilir. Sıkıntı. Ben bunu hangisini seçeceğim? Eskiden şey yapıyorduk. Zar atıyorduk. Zar mı attırsak? Ne yapsak anasını satayım? Gündemle ilgili bir şeye baksak. Bir dakika dur atlatalım. Abi İstanbul'la ilgili konuşuyorduk. O yalan oldu. Ha doğru. Konulara girmeden önce İstanbul'la ilgili konuşacaktık. O yalan oldu ya. Yine konu Zenci'ye geldi. Ben varken bir Zenci'den bahsediyoruz. Geçen evet, podcast'te de bir Zenci muhabbet dönmüştü ve sonra konu evet. Uzun süre kapanamamıştı. Abi sen çok beyazsın. Bence sende bir beyazlık kompleksi var. Durumu ben niye bu kadar için. Beyazım? Evet. Olabilir. Benim ruhum Zenci. Kompans etmek için siyah giyiyorsun abi. Aynen. Şeye geldim girerken sen mi demiştin onu ya? Esenler Otogar'ın adını 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yapmışlar. Öyle bir şey yapmışlar evet. Ama Esenler Otogarı diyoruz bir gene. Yani. Görünce hatırladım. Sen mi demiştin onu? Sen demiştin galiba değil mi? Valla ben de demiş olabilirim. Evet. Başkası demiş olabilir. Abi gerçekten Demokrasi Otogarı. Birçok kadar demokratik bir ülkeyiz ki otogarımızın adı bile Demokrasi, Demokrasi Otogarı. Demokrasi Mitingi. Aynen. Abi şey çok komik değil mi? Demokrasi Mitingi, Demokrasi Nöbeti falan diyorlar ama adamları o halle temizlediler. Aynen öyle. Olsun. O halde demokrasinin üzerine konmuş bir çilek. Yani bir pastanın üzerine konan çilek gibi şeydir, süsüdür yani. Anladım. O kadar tamam, olacak. Tamam. Abi şey mükemmel olmaz mıydı mesela? Şu an İstanbul'da tramvay var değil mi? Var. Hala da. Var. Mesela abi tramvayın üstüne onu koyacaklar. Demokrasi tramvayı diye. Muhteşem olmaz mı? İstediği yerde inip istediği yerde biner artık. Altta da öyle. İstediğiniz yerde inin, istediğiniz yerde binin falan diye. Evet. Bedava bu şeyi veriyorum. Hibe ediyorum. Bu fikri hibe ediyorum. Evet. Lütfen yapın bunu. Tramvayın adını Demokrasi Tramvayı koyun. Yine şakaydı, gerçek oldu olabilir yalnız. Ciddi ciddi olabilir ha. Yani imkansız değil bu arada. Ben. İmkansız değil, evet. Tramvayın adını Demokrasi Tramvayı koydular diye. Geçen akşam mesela demokrasi yoğurdu yedim. Çok güzel. Mesela poğaça yoğurdu mu, demokrasi yoğurdu mu? Demokrasi yoğurdu. 15 Temmuz. 15 Temmuz demokrasi. Yapmışlar mı? Cırcığı falan. Yaparlar abi, niye yapmasın? Ben olsam mesela mitinge giderim. Demokrasi yoğurdu diye bildiğimiz yoğurdu. Sütaş yoğurdu. Alır satarım. Şeyden geçtim mesela. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden. Üçüncü köprüden. Neyi hissettin? Hı? Demokratik mi hissettin? Çok demokratik hissettim abi. Böyle ama gerçekten hani herkes çok lüzumsuz bir köprü diyordu. İnsan görene kadar, yaşayana kadar fark etmiyor onu. Abi zaten ne kadar lüzumsuz bir köprü oldu. Zorunlu olarak otobüsleri oradan geçirttiklerinden belli. Yani zorunlu olarak otobüsleri oradan geçmek zorunda. Demek ki fazla alıcısı yok. Aynen. Hani bu yanlış film yapıyorlar. Yanlış film yapıyorlar. Ondan sonra kimse gitmeyince. Bedava yapıyorlar. TRT'ye. Heh. Bedava yapıyorlar veya işte parasını devlet karşılıyor. TRT'ye geliyor falan. Bu da onun gibi bir şey yani. Aynen yani. Abi çok kuzeyde. Fazla çok kuzeyde. Kim doğru. Gidecek orada? Karadeniz'den falan gelenler olabilir yani. Karadeniz'den ya da Anadolu'dan gelenler için belki kullanışlı olabilir ama mesela siz bugün İzmir'den geldiniz. Sizin hiç alakası yok. 9,5 saatte geldik abi. Çok saçma. 9,5 saatte geldik yani. Kısacası abi kesinlikle şunu diyebilirim. Şey çıktı. 3. köprü çıktıktan sonra şeyimiz uzadı. Yolumuz uzadı abi. Ama olsun, 3. köprüden geçtiniz. Çünkü bu geliyorsun. Ayrıcalık. Normalde geliyorsun, tamam mı? Bir yere şöyle düşün yani. Bir noktaya kadar geldin, batıya gittin. Orası hedefin orası diyelim, tamam mı? Şimdi o batıya gitmek yerine iyice kuzeye gidiyorsun. Ondan sonra batıya gidiyorsun, iyice batıya gidiyorsun. Ondan sonra güneye iniyorsun. Ondan sonra biraz doğuya iniyorsun. Ondan sonra gelmiş oluyorsun. İşte bir kaos demokrasi. Allah'ın hikmeti. Şöyle bir şey olmuyor. Ben demokratik hakkımı kullanıp bu köprüden geçmeyeceğim falan. Denemek lazım yani. Bir denemek lazım, bakalım neler olacak. Abi ikinci gün FETÖ'cü olursun. Ya da işte o şey diyeceksin. O kadar güzel köprü yapmışsınız ki üstünden geçmeye, kirletmeye kıyamadım. Evet, beni affedin falan. Evet evet. Genelde o sevmediğin yemekler için dersin ya onu. Aynen öyle. Çok güzel olmuş ama çok yedim. Bana yakışmıyor. Evet. İstanbul'la ilgili başka bir şey, birkaç bir şey daha vardı. Aklıma geldikçe konuşurum. Bu sefer arkadaşlar giriyoruz abi konuya. Bir tane seçeceğim artık. Tamam. Valla en gündemle ilgili en güncel olan yeni bir tane reklam çıkmış. Çölde kutup ayısı var. Gördün mü onu? Yok, görmedim. Abi çölde kutup ayısı buluyorlar. Ondan sonra kutup ayısına Didi veriyorlar. Şey Dayday veriyorlar pardon. Dayday'ı içince böyle bir kendine geliyor falan kutup ayısı. Sonra cezaya mı dönüşüyor? galiba ceza da vardı. Aha, evet evet, aynı reklamın sonunda galiba ceza da vardı. Ama ben şeyi bekledim. Maalesef olmadı abi. Böyle kutup ayısına dediği içirince bu güçlenecek falan, böyle ondan sonra oradaki adama saldıracak böyle. Keşke süper olmaz mıydı? Veya koştura koştura bir tane bedevi görecek, gösterecek uzaktan. Bedevi koşuyor böyle, kutup ayısı da peşinden koşuyor falan. Yani, ama bir şey olacak, kum tepesi olacak. Önce bedevi evet. Koşacak, sonra arkadan yavaş yavaş kutup ayısı belirecek falan şeklinde. Hatta kum tepesinin arkasına koşarak gidecek bedevi. Orada kaybolacak. Arkasından kutup ayısı koşarak gidecek. Orada kaybolacak. Ondan sonra tepeden yukarıya böyle kıyafetler falan çıkacak. Aynen. Çocuklar duymasın sahnesi gibi. Aynen. PG-10 sex.
PG-13 vardır da bir de PG-5. PG-5 şey oluyor yani. El ele sıkışıyorlar, hamile kalıyor falan. Gibi. Bu arada o da konulardan bir tanesi. Oo, bağlıyoruz. Konuları birbirine güzel bağlıyoruz. Hiç de farkında olmadan ha. Farkında olmadan yapıyoruz bu işleri yani. Öyle bir planlama yok. PG-13'nin ne olduğunu biliyor musun rating sisteminde? Yok, hayır. Şimdi şeyi merak etmiştim ben. Normalde şey ratingi, film ratinglerinde PG vardır. Parental Guardian. Tamam. Ondan sonra PG-13 vardır. Filmlerin çoğu PG-13'dir. Mesela örnek bu Captain America Civil War. Ondan da bahsedeceğim bugün. Seyrettim onu. Bu hatta bahsedeyim şimdi. Olur. Sevdin mi? Ben izlemedim bu arada. Abi güzel ya. Önerimsin. Sen mesela Marvel seyrediyor musun? Marvel'dan ben pek az etmiyorum ama. Marvel takip etmiyorsan bilmiyorum sever misin de. Marvel takip ediyorsan Marvel'ın içinde en iyilerinden bir tanesi. Marvel en iyi Marvel'lardan. Seven diyorsun ya, sever diyorsun. En iyi Marvel'lardan bir tanesi bence. Yani mesela hani farklarına bakıyorsun. Adamların neden iyi film çekiyor? Şeye göre değil. DC'ye göre değil de ne bileyim hani başka ülkelerde de, Türklerde de, bizde de oluyor. Para harcayarak aksiyon filmi veya ne bileyim bilim kurgu filmi çekmeye çalışıyoruz ama işte bazı eksikler oluyor. Aradaki farkı anlayabiliyorsun. Mesela adamlarda şöyle bir anlayış var. Konuşmalarda, oyunculukta doğal konuşuyorlar. Normal şeyde yani günlük hayatta konuşur gibi konuşuyorlar. Bizde o yok. Bizde gerçekten çok aşırı bir yapmacılık var, yapmacıklık var ve gerçekten de hani o oturmuş artık. İyi oyunculuk yapmacıklık diye aynen oturmuş yani bizde. O çok büyük bir sıkıntı yani. Onu yenen, onu aşabilen çok insan yok. Onu aşabilmek lazım. Ben mesela onu çok net görüyorum. O Robert Downey Jr.'ı biliyorsundur. Iron Man. Tamam, Iron Man. O çok iyi bir oyuncu ya o herif. Geliyor adamın ağzına hiç boş laf çıkmıyor yani. Adamın ağzına çıkan her laf gerçekten düşünülmüş, düşünülerek yazılmış yani. Filmler de öyle. Hiç böyle hani çok aslında fantastik, kuntastik bir fikir. Değil mi? Hı hı. Çok fantastik, kuntastik yani. Böyle süper kahramanlar birbirine gülüyor. Hepsinin özel gücü var falan ama konuşmalar çok iyi. Çok doğal yani. Onları çok iyi yapmışlar. İkincisi Spider-Man'leri seyretmiş benim. Onları eski seyrettim. Spider-Man'leri. Onları seyrettim. Bu Civil War'da da Spider-Man var. Biliyor musun? Ha, geliyor mu bilmiyordum. Var. Gerçekten herkesin dediği gibi şimdiye kadarki en iyi Spider-Man. Spider-Man'i ben bayağı sevmiştim yani. En son ne zaman izledim hatırlamıyorum. Yani işte ilk çıktığı zaman izlemiştim. Yani üçüncü filmin de çıktığı zaman izlemiştim. Ondan sonra tekrar bir gözden geçirmedim ama aklımda güzel kalmıştı. Güzel yer etmişti beni. Ben şöyle söyleyeyim. Spider-Man çizgi film ben manyağıydım. Ben de çok sevdim. Örümcek Adam manyağıydım. Orada şeyleri çok hoşuma gidiyordu. Yani işte replikleri çok hoşuma gidiyordu. İşte ukala tavırı konuşması falan filan. Bayağı şey görüyordum yani. Küçükken çok sempatik buluyordum. Biraz daha büyüklere yönelik de çizgi film yani. İşte o Venom'lar falan. Aynen. Konuluydu falan. Konu ilerliyordu böyle. Bu arada bu ses ne ya? Bu şey komşu mu? Abi komşu. Komşu kendi mi konuşuyor? Tabii burası İstanbul. Burası İstanbul abi. Burada biz azınlıktayız. Aynen öyle. Yani bu, şu anda sesini duyduğumuz komşumuz gene en medeni olanlardan bir tanesi. Yan tarafta esas şu taraftaki komşular gerçekten bizim mahalledeki komşu yalnız. Yanlış anlaşılmasın. Tam olarak bizim mahalledeki komşu. Ben onu söyleyeyim. Bu sefer gerçek anlamda. İlk defa gerçek anlamda kullandık bunu. Gerçekten içeride ne yaşandığını merak ediyorum. Yani bir zincirleme olarak birbirleriyle kavga ediyorlar. İşte iki küçük kardeş kavga ediyor. Sonra abisi gelip onları çatıyor. Ablası gelip hepsine çatıyor. Annesi gelip onları küfür ediyor. Babası gelip bir tanesini dövüyor falan. Acayip şeyler oluyor. Ve bu 10 yıldır hiç bitmedi. Yani mesela bir tane bebek var. Bebek de onları çatıyor. Ya, anlamıyorum. Bebek diyorum ama 15 yaşında falan olması gerekiyor bu arada. 15 yıldır ağlıyor. Ve 15 yıldır bebek sesiyle ağlıyor. Bu nasıl mecburi hiç bilmiyorum. Abi Simpsons çünkü. Olabilir. Belki adamlar Simpsons'dır. Yanınızda Simpsons oturuyordur. Abi, Maggie. Çok üzülürüm öyleyse. Hakikaten çok üzülürüm. Ya öyle şey fark etmiyorum sen. Şey diye ses geliyor. Why you little diye. Hayır abi. Gelmiyor mu öyle? Daha çok Recep İvedik taklidi falan yapıyorlar maalesef. O kötüymüş ya. Choming. Abisi şey. Everyday I'm Choming diyorsun. Aynen öyle abi. Burası öyle biraz yani. Abisi mesela küçük çocuğu güldürmek için Recep İvedik taklidi yapıyor. Sonra bir şekilde çocuğu ağlatmayı başarıyor. Herhalde çocuk Recep İvedik'i sevmeyen, zeki bir çocuk. O arada nasıl çıktığı belli olmayan. Ablası geliyor, niye ağlattın kardeşimi falan diye onları çatıyor. En sonunda böyle büyük kıyamet kopuyor. Baba gelip bir tanesini dövüyor, onun sesini falan duyuyoruz. Bilmiyorum, umarım taşınırım. Niye çocuk yaptın? Evet, niye çocuk yaptın? 4 tane. Esas soru o. Kesinlikle öyle. Esas soru o yani. Yap demişler, yapmış. Yani emir geldi. Olabilir. Emir büyük yani. Yerden. Emir büyük yerden çocuk yapacaksın. Yaptı, ondan sonra da bakamıyorsun. Allah böyle kaldı yani. Deyip. Verdi mi? Yani daha çok. Rızık demek. Bizim yani cezamız oldu. Rızık hatta rızıka giriyorsa eğer. Ha, olabilir. Yani tokatı nimetten sayma. O da yeniyor sonuçta. O da bir düşünce. O da bir yediğin her şey rızık sayılıyorsa eğer. Sembolik anlamda kullanmış olabilir. Evet.
İşte orada evet Allah her şeyin rızkını veriyor ama o sembolik anlamda rızkını veriyor. Aynen iyi bak yine Tokat'ta, Spider-Man'den rızkına kadar. Tokat'ta bir sembolik bir ifade aracı. Var. Keşke Caner hocamız burada olsaydı da ona sorsaydık. Aynen. Tokat ve şifreleri değil mi? Aynen Tokat ve şifreleri. Tokat'ın şifreleri. Tokat, şehir olan Tokat değil. Tokat ve şifreleri. Tokat'ın şeyi kaç? 60'tı galiba. Şimdi 60 tamam mı? 6'yı 2'ye böl. Kaç oldu? 3. 3'ü de 2'ye böldük yani. 3'ten 2'yi çıkar ne oldu? 1. 1. Allah kaç tane? 1. Bir de 60'ın da 6'sı var ya. O 3'e böl. 3 demiştik. O 6 ile 3'ü topla. 9. 1 ile 9'u yan yana koy. Hadi bakayım. Triggered. Evet. Ha Spider-Man'i anlatıyordum. Hı-hı. Spider-Man gerçekten şimdiye kadar ki yaptıklarının içine en iyisi olmuş. Çünkü gerçekten çocuk yapmışlar adamlar. O Aunt May falan yani işte May halası. Hı-hı. Gerçekten o da genç. Hı-hı. Zaten öteki türlü mantıksız olur. Çünkü ona o zamana kadar neredeymiş Spider-Man derdi insanlar. Evet. Ama filmde zaten direkt yani güçlerini kazanıyor. 6 aydır falan böyle güçleri varmış. Bir de çocuk. O yüzden direkt çağırıyorlar. Gerçekten çizgi filmdeki Spider-Man'e en yakın olan o. Çünkü filmlerini ben seyrettiğimde hep hayal kırıklığı olmuştu yani. Üzülmüştüm. Yani o hayal ettiğimiz Spider-Man olmamıştı maalesef. Evet yani çizgi filmlerden bayağı farklıydı. Ne yazık ki. Bu arada biz ratinglerden bahsediyorduk. Aynen nereden nereye geldik. Ve falan böyle konu konuyu değiştirdi. Dördüncü seferde falan. Şimdi geriye gidiyoruz. Inception. Geriye gidiyoruz abi. PG-13. PG-13 işte dediğim gibi. Yani mesela Star Wars'a çok büyük ihtimalle PG-13. Hani böyle savaş olur, ateş olur, insanlar ölür ama kan olmaz falan. Anladım. O yani. Yani aslında televizyonun bir takım şeylerin detaylarını göstermeyerek bir sınırlama getirmişler. PG-13 benim anladığım kadarıyla 13 yaşından küçük olanlar yanlarında parent veya guardian yani yanlarında bir büyükle girebiliyorlar. Tamam. PG-13 dediği de o. Bir üstü R rated, rating. O da restricted. Ben işte en üstü o sanıyordum uzun süre. Hatta bir ara düşünüyorum lan X rating diye bir şey vardı. X rated diye bir şey vardı. Onu oldu falan diye. Biraz da ona da geleceğiz. O yok şu anda. R rating de klasik. Hatta ben onu merak etmiştim. Lan demiştim hani artık R rated olmuş. Neden hani sınırları aşmıyorsunuz? Yani R rating ise madem. O zaman her şeyi yapabilirsin. Niye yani bir şey olmuş. Gene bazı kalıplardan çıkamamışlar. Ne oluyor işte adamı vuruyor. Vurunca kafası patlıyor falan. Ondan sonra küfür ediyor falan. Ondan sonra biraz cinsellik var. O da çok abartıya girmemiş falan. Sonra da işte şunu öğrendim. Eskiden X rating varmış ama şu an yok. Onun yerine NC-17 diye bir rating var. NC-17'de o NC'nin açılımını bilmiyorum. Ama 17 yaşın altındaki kimseyi almıyorlar. Ne olursa olsun yani. Yani yanında ebeveyniyle girse bile alınmıyor. Çok böyle aşırı filmler bekliyor. Mesela Mad Max R rating. Tamam. Ki bence biraz zorlasa PG-13 bile olurmuş yani. Şu an düşündüğüm zaman çok aşırı kanlı ne var ki yani. Bilmiyorum. Neyse. Peki, RoboCop mesela R rating. RoboCop R. Tamam. Ben film çekersem minimum R olur diye tahmin ediyorum. NC-17'ye kadar da çıkabilir yani bazı yerler. NC-17 abi iyice artık kan, vahşet. Ve aslında böyle çok abartı şeyler bekliyorsunuz ama birçok NC-17 filmi geldi cinsellikten dolayı. Abi şu yani dalga gözüktü mü NC-17? Anladım. Dalgayı şöyle tuttun bunu indirdin NC-17 oluyor. Mesela İstediğin Mehmet Arabi'yi izlersen o NC-17. Aynen. Aynen. O programda var ya hani tuttu böyle adamın şeyi şortunu. Doğru indirdi. Tak indirdi NC-17 oldu. Biz G'di. İzledik gündüz kuşağında yani. İlk başta G'di. G General oluyor. G General bir üstü PG işte. Sonra PG-13. Sonra R, sonra da NC-17. Sonra da Mehmet Ali Erbil. Adam G'den NC-17'ye geçiş yaptı direkt yani. Hakikaten iyi vurgu yememiş. Düşünsene yani. Böyle çocuk animasyonu falan giderken bir anda açıyor adam falan NC-17'ye çıkıyor diye. Eskiden şeylerde çok olurdu bu işte VCD satan böyle tezgahçılar olurdu ya. İşte onlardan VCD alırdı mesela animasyon işte Buz Devri diye alıyorsun yarısında Sibel Kekilli başlıyor falan. Öyle şeyler olurdu. O bir buz devri kapanıyor, bir buz devri açılıyor. Buz, abi. Yani küresel ısınma işte. O biraz da buzuna bağlı. O biraz da buzuna bağlı. Başka ne var mesela? Tabii ki böyle human centipede'ler falan. Onlar NC-17. Çünkü düşünecek olursa hani en yüksek rating R olursa eğer. Lan diyorsun Deadpool. Hani çok böyle mainstream, çok ana akım bir film. Öyle öyle. Onunla mesela şey bu human centipede gibi aşırı filmler. Hani aynı rating olmamalı. Ki değilmiş yani gerçekten. Bu şeyi falan neye koyuyorlar acaba? Nymphomaniac falan vardı ya. NC-17. NC-17 mi? Abi dalga varsa NC-17'dir. Evet. NC-17 onlar. Ve o yüzden biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Çünkü mesela NC-17 filmlerine bakıyorum. Çok böyle aşırı şeyler bekliyorum. Ama
Yani %90'ı cinsellikten dolayı. 3 saniye yüzünden film ensiyon 7'ye çıkıyor. Bilmiyorum 3 saniye kaç saniye. Çünkü mesela biliyorsun. Biliyorsun abi mesela PG-13'te şöyle bir kural var. Kuralın mantığına bak. Mesela fuck gibi küfür kelimelerini mesela kaçtı? 2 kere falan söyleyebiliyorsun. Hmm. Ya 1 kere söyleyebiliyorsun ya 2 kere söyleyebiliyorsun. Bazen böyle şeyde falan vardı ya. Step Up filminde dans film yani. PG-13. Sonuna kadar gidiyor. En sonunda we're going to bring the fucking house down diyor. Lan da niye yaktınız lan reytinginizi? Değdi mi yani? Yok ondan sonra işte öğrendim. Bir kere söyleyince mi? Veya max 2 kere söyleyince mi? Gene hala PG-13 olan. Mantık nedir bilmiyorum. Ben de hiç bilmiyorum açıkçası. Belki NC-17'de vardır o. Mesela açtı gösterdi yani, kapattı hemen. Tamam diyor. Gene ar kabul edilebilir. Başka ne var mesela ya? Tabii ki Antichrist falan o zaten. Onlar abi Lars von Trier. İsmi gördüğün anda direkt zaten isim şey olur yani. İsim NC-17'ye taşıyor filmi. Adamın adı zaten NC-17. Düşünsene o adamın normal film çektiğini Lars von Trier diye adı olsa ben de çek. Ben de indiririm de onu öyle çekerim film abi. Çok büyük ihtimal sete öyle geliyordur adam. Aynen. Ağzında sigarası. Şöyle pervane gibi döndüre. Geliyordur abi. Bacaklarını vura. Ağzında mı sigarası? İyi gene ya. O normal bir gününde yani. Normal bir günde ağzında. Rating dedik ama rating nereden dedik? Rating dedik ki? Ha tamam. Kutup ayısından gelmişti. Kutup ayısı. Tamam onu konuştuk zaten. Onun muhabbetini yaptık. Gerçekten başka ne var ya? Benim çok ilgimi çekti. Bilmiyorum seyircilerin de ilgisini çekiyor mu? Bazen benim çok ilgimi çeken şeyler seyircinin ilgisini çekmeyebiliyor. Film güzel bir konu bence. Bakın işte arkadaşlar. List of NC-17 films yazın. Karşınıza çıkar. Bazı listelerde yalan ha. R-rated'ları falan da NC-17 diye gösteriyorlar. Yalan yani. Neyse. Konulara bakalım mı? Bakalım abi. Bu Kurt Cobain esprisi demişim. Bunu yaptık. Evet. Şeyde göreceksin. Metallic konuşurken yaptık. Sürpriz olsun. Evet. Ha bak bunu demişim. Gene filmle ilgili bak. Gerçek jumpscare'in iyi olması demişim. Şey filmlerinde bunun muhabbetini yapmıştık ya. Korku filmlerinde abi. Hı-hı. En nefret ettiğin şey nedir diye sormama gerek yok aslında ama ben gene sorayım. Sor yani daha önce örnek, sanki bilmiyormuş gibi sorayım abi. Sor abi ben de örnekle açıklayayım. En nefret ettiğim şey örneğin ben ortaokuldayken Dublin'in ilk filmi çıkmıştım. Çok fazla reklam yapılmıştı. O kadar genç bir arkadaşım. O kadar gencim yani. Ben de böyle çok merak etmiştim. Bir arkadaşımla gitmiştik biz. Ben de o sırada İhtisas'ı yeni bitirmiştim. Olmayan İhtisas. Abi böyle gayet güzel izliyoruz filmi falan. Telefon çaldı şeydi. Yani filmin içinde bir sahnede telefon çalıyor. Abi telefonu açma tuşuna mı basıyordu? Bir şey yapar yapmaz çığlık sesi gelmişti. Çok sinirlenmişim. Dedim bu ne lan dedim yani. Böyle salak şey mi olur falan. O çok rahatsız edici. Senin karını. Şey. Dedim mi? Demedim. Pako. Demedim. Paspas. Paspas çekmedim mi abi? Yok çekmedim. Özetle jumpscare. Jumpscare'den tiksiniyorum. Jumpscare. Bir de ben şeyde bunu daha çok fark ettim. Türk filmlerinde, yabancı filmlerde var mı bilmiyorum. Türk filmlerinde var bu. Jumpscare değil de sürekli bir çığlık sesi. O evet, dabbelerde çok var. Yani tabii. O hani ani bir şey değil de bir başlıyor mesela çığlığa gidiyor böyle. Gidiyor. Çünkü ortada bir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Abi ortada bir şey yok yani. Yani ben, hadi çekelim yani sen buradasın böyle kamera böyle. Ondan sonra bağırıyorsun. Evet, ben böyle kamerayı sallıyorum. Aynen kamera sallanıyor. Ondan sonra birisi yukarıdan şöyle kan atıyor biraz aşağıya doğru. Ne olur kimse bilmiyor. Al sana film. Onu zaten konuşmuştuk. Şimdi bir şey daha fark ettim. Birkaç kişi de yani birkaç film eleştirmeni bunu söyledi. Ben de kendim seyrettiğim zaman bazı filmlerde bunu fark ettim. İyi jumpscare diye bir şey var desem. Acaba nasıl diye sorarım. Abi şöyle biz bunu %90 yaşamadığımız için varlığını da fazla şey yapmıyoruz. Düşünmüyoruz. Şöyle abi mesela benim için 2-3 tane özellik. Bir gerçekten bir yaratık saldırırsa. Çünkü genelde jumpscare nedir? Nedir? Bir yerden gidersin. Mesela şeyi açarsın. Orada dolap var ya. Dolabı açarsın. Korkunç olmayan bir şey. Vah diye fırlar. Kedi mesela. Vah diye. Veya işte pencereden dışarıya bakarsın. Bir anda vah diye şey çıkar. Suratı çıkar. Ama mesela aniden bir yaratığın çıkması veya aniden bir yaratığın saldırması yani gerçekten korkulacak bir şeyin olması. O çünkü oradan sonra tekrar şey devam ediyor. Film akıyor yani. O bir hile değil. Bu şeyler de öyle. Dream sequence de öyle. Yani rüya. Bir şey oluyor, yaratık çıkıyor. Ondan sonra bir bakıyor rüyaymış. Aynen. Yani içeriğin dolu olmasıyla alakalı bir şey aslında. Bu ne biliyor musun abi? Ortada korkulacak bir şey yok. Aynen öyle. Adam rüya görüyor. Çünkü rüya olduğu zaman konuya uymak zorunda değilsin. Jumpscare gene aynı şekilde bir. İkincisi de abi şu durumda. Bu jumpscare olduğu zaman bu tür şeyler. Hı-hı. Kendi doğal sesiyle. Yani mesela en basit örnek.
Oradan pencereden bir kafa aniden çıktığı zaman vıyt diye ses çıkmaz abi gerçek hayatta. Abi evet, ya da bir anda çığlıklar duymazsın yani. Bir adamdan 10 tane kadının çığlık sesi çıkmaz yani. Hani bir kafa beliriyorsa zaten ses de çıkmaz muhtemelen. Yani artık bilmiyorum filmin menşeine göre yani adam nasıl bir psikopat, nasıl bir katil neyse işte garip sesler çıkartan bir herif, bir deliyse atıyorum. Hani o zaman olabilir belki ama yani bir kafa belirttiği diye böyle zın diye ses çıkmaz. Yani o efektler çok aslında rahatsız edici. Yani gerçeklik dışı olması çok rahatsız ediyor. O yüzden bu ikisi mesela iyi bir jumpscare örnek. Sen aklına geliyor mu? Benim aklıma geliyor. Onu gördüğünüz zaman anlayabilirsiniz. Şeyde var. Bu işte yeni bitirdim. Stranger Things dizisinde bir iki tane dikkatimi çektim. Orada bir yaratık var çünkü. Bu spoiler'a girmez sanıyorum. Zaten tahmin edebilirim. Zaten kültürsüzler. Siz seyretmezsiniz. biz de kendi podcast serimizde şey yapacağız. Hayvan gibi spoiler diye bölüm yapacağız bu arada. Gerçekten spoiler vereceğiz sadece. Orada birkaç tane örneğine denk geldim diyebilirim. Yani yaratık olduğu için ve yaratık ses çıkarttığı için hani bir beklenmedik bir anda yaratık karşına çıktığı için ve bağırarak üzerine saldırdığı için işte karakterimizin. O zaman şeyde evet birkaç defa oldu öyle ama onun dışında hatırladığım başka bir örnek yok şu anda. Benim şeyde güzeldi abi. Seven'da adam ölü sanıyorlar ya. Evet. Bence en kaliteli jumpscare'lardan bir tane. Öyle olmalı yani. Çünkü diğerleri aslında düşünecek olursan jumpscare düzgün yapıldığı zaman kötü bir şey değil. Ama %90'ı düzgün yapmıyor işte bu. Hile olarak kullanıyor. Yani hile olarak kullanıyor demekle adamlarda korkulacak bir şey yok ortada. Abi bizim işte filmimizde korkulacak yeterli bir unsur yok. Böyle şeylerle korkutalım. Bunlarla kompans etmeye çalışalım. Bunlarla evet. Durumu telafi edelim. Yani. Şeyde biliyorsun değil mi onu? Seven filmini. Seven filmini seyretmediysen seyredin bu arada. Çok güzel bir film. Seyretmeyeni dövüyorlar. Lütfen kimse gelmesin benim karşıma. Abi ben Seven filmini seyretmiyorum. Lütfen gelmeyin yani. Şey yapalım mı? Seven seyretmiyorsan tartışmayalım lütfen. Abi Seven seyretmeyen faşisttir bence. Evet ya resmen faşisttir. Sandalye çarptı abi. Sana. Yani resmen sandalye gelip bana çarptı. Evet. Demek ki o da seyretmemiş. Keşke jumpscare kursaydık bak mesela buraya. Evet. Wit diye de seyretmiyor. Aynen. Wit diye sandalye çarptı. Bir de mesela ikincisi de ikinci söylediğim olay. Yani gerçek bir şey saldırıyorsa. O da abi Deep Blue Sea filminde. O da çok ünlü sahnelerden bir tanesi. Adam sinirleniyor tamam mı? Adam dediğimde Samuel Jackson, Zenci Reis. Zenci Bey. Böyle köpek balığından kaçıyorlar tamam mı? Ama köpek balığı da artık iyice mutant olmuş. Böyle sıçrayıp milleti kapabiliyor falan öyle köpek balığı. Herkes böyle artık korku için nasıl yapacağız falan derken işte Samuel Jackson kalkıyor böyle. Lanet olsun diyor işte. Kaldırın o kıçınızı falan diyor böyle de böyle hani cesaret verici bir sürü şeyler söylüyor. Ya burada durursunuz ölmeyi beklersiniz ya da savaşırsınız falan diyor. Öncelikle diyor der demez bir şey fırlıyor abi. Köpek balığı fırlıyor bunu kapıyor. İçeriye götürüyor falan. O da kaliteliydi ve bayağı ünlü bir film olmuştu. Yani aslında düşünecek olursam bu tür olursa eğer. Bu tür evet, şey. Evet. Şey de öyle rüya şeyi de öyle. Hani Elm Sokağı'nda kabusta mesela rüyanın filmle bir alakası var. Hani o konudan bağımsız bir şey değil yani. Adı üstünde zaten. Aynen. Böyle olursa olur. Yani filmin niteliksizliğini gidermek adına oynanan küçük böyle oyunlar şeklinde olmadığı sürece aslında gayet bir. Güzel. Ve ikincisi de sesi de gerçekçi olsun lütfen yani. Evet evet. Oo, başka konu geçelim mi? Şunu biliyor musun? FETÖ'yü 2. Murat'ın namaza kaldırması haberi. Nasıl hayatlar bunlar yani? Okudun mu haberi? Yok. İlk defa şu an duyuyorum. Şimdi bir gazetede, harbiden gazetenin hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Şey diyor işte. Yahu bu insanlar bunlara nasıl inanmış? Bu adama nasıl inanmış? Söylediği olay da işte Fethullah demiş ki 2. Murat ben uyurken beni namaza kaldırıyordu. Ondan sonra birlikte namaz kılıyorduk falan demiş. Millet de buna bakmış böyle. Aa tamam falan demiş. Haberde de şey diyor işte bu insanlar koskoca işte iş adamları bilmem ne okumuş insanlar buna nasıl inanıyordu? Cevap veriyorum büyük ihtimal inanmıyorlardı. Ama menfaatleri olduğu için inanıyormuş gibi gözüküyorlardı. Yüksek bir. İkincisi abi yeni mi ortaya çıktı bu kasetler abi? Esas sormak istediğim evet. O yani. Bu kasetler yeni mi ortaya çıktı? Hayır hep vardı. Biz görmüyor muyduk abi? Yani bu adama bak hiçbir şey söylenemediği o zamanlarda adam saçma sapan şeyler söyleyip durmuyor muydu? Aynen böyle hareketleri vardı ya. yapıyordu falan böyle. Bir şeyler yapıyordu. Onlar yani şimdi mi ortaya çıktı? Daha önce şimdiye kadar hiç kimse görmedi mi bunları? Herkes bilip duruyordu. Şimdi diyorlar ki bu adama nasıl inanmış? Al televizyona çıkarılan adam Maraş dondurmacısı reis. Adam şey adam diyor, Atatürk'ü sigarayı almaya yolladı. aynen işte adam şey Atatürk'ün ruhunu çağırmış, azarlamış, göndermiş falan böyle şeyler anlatıyor. Ne? O adamı şimdi çağırıyorlar. Ulan o adamı çağırıyorlar şimdi. O adamın bilgisine şey danışılır mı ya? O kimler çağırıyor? Devletin en tepedisindeki adamlar çağırıyor onu, davet ediyor.
Ya bir dönem şeyde akıl hastanesinde kalmış galiba. Hayır, kim bir dakika, kim söyleyebilir yani FETÖ daha deli diye? Yani doktorlar belki. Çünkü demezlerse FETÖ'cü. Demezlerse FETÖ'cü diye. Doğru. Onlar şey içeri alınırlar. O yüzden demek zorundalar. Kim diyebilir abi? Hangisi daha deli yani? Kamuoyuna bırakıyoruz. Evet, karar milletimizin. Söz milletin. Abi şöyle bir şey soracağım. Direkt kararacağız bu arada. Sıradaki konuya geldik. Hadi bakalım. Konu direkt kararacak abi. Bu Evrim Kırmızı Atlı 3 Evrim belgeselini seyrettin mi? Seyrettim. Az önce sordum zaten. Evet evet, olsun. Seyrettim, herkesi bilsin istiyorum. Evet, yüz binlerce kez. Evet. Yüz binlerce kez seyrettim. İki kere seyrettim. Yüz binlerce kez seyrettim ama orada seyredilme sayısı 10.000. Ben indirip kendim... Ha da, tabii. Adam bir de çizimlerinin de yüzde çoğunu yaptı yani. Düşünsene, çizimini yapmışsın, yollamışsın ama seyretmiyorsun böyle. O çok gereksiz cool bir hareket olur. Yani şey gibi, işte Johnny Depp'in kendi filmlerimi izlemiyorum demesi gibi olur. Saçma. Hı-hı. Ben gayet kendi çizimim çıktı yaşasın diye sevinerek izledim. Peki. Bende yalan yok. Mutlu oldun mu? Güzel, oldum, işe yaramış ya mı? Oldum yani. Daha öncekilerde de olmuştum. İlk iki Kırmızı Hap videosunda da mutlu olmuştum. Bunda ekstra bir mutlu oldum. Yani gittikçe Kırmızı Hap videoların da kalitesinin arttığını düşünüyorum. Ben yani bu öğreniyoruz oldukça, çünkü ya. Öğreniyoruz. Evet, öğretici bir şey. Çok öğretici bir şey. Mesela ilki hani kısmen benim aşina olduğum argümanlarla doluydu. Başkaları için yenilik katmış olabilir. Yani öğreniyoruz derken çekim yapmayı öğreniyoruz anlamına söyledi abi. Ben bilgi anlamında aldım onu çünkü çekimde katkım olmadığı için. Ama yani evrimle ilgili olan da gerçekten ilginç detaylar vardı. Yani o hiç bilmeyen biri için cevher niteliğinde bence. Zaten hani herkes demiş ya yüzeysel. Zaten amaç da oydu zaten. Abi yüzeysel yani yüzeysel, yüzeysel olmasaydı kaç kişiye ulaşabilecekti? Hayır, biz... Ya biz adamlar şey istedi büyük ihtimalle. Hani evrimi kabul eden insanlar için daha derinlemesine bilgi. Onu verme gibi bir niyetim yoktu. Onu da ileride de öyle bir şey yapmayacağım. Çünkü zaten birincisi ben konunun uzmanı değilim. Olsan da kendi aranda top çevirmenin kimseye bir faydası yok. Ya bu Celal Şengör'le İlber Ortaylı'nın kapalı kapı sohbeti yapması gibi bir şey. Evet. Kimse anlamıyor. Yani anlaşılır olması önemli. Birilerine hitap etmek, birilerinin ufkunu açmak ya önemli. Benim amacım bir şeyleri değiştirmek. O yüzden de hani ortada kalan veya acaba hangisi doğru? Bir bakayım bakalım ne varmış. Bu kaynaklar işte yaratılışçılar ne diyor, evrimciler ne diyor diye böyle internet üzerinden bakan kişilere bizim tarafımızdan bir video olsun istedim yani. Kişiye de güzel. Ama yani çok... yaratılışçıların argümanlarını söyleyip onlara cevap vermen, yani soru cevap şeklinde gibi olmuş, o da güzel. Ya aklıma gelen bütün şeyleri yaptım. Ya ben o süreci de hani yani tanık oldum. Çok da emek verdim ve bence gayet güzel olmuş abi. Eyvallah. Yani eleştiri anlamında bilmiyorum ne geldi sana ama klasik ÇOMAR eleştirileri gelmiştir diye tahmin ediyorum. Onlar zaten geliyor canım. Onlar klasik, evet. Zaten. Onlar hep geliyor. Bununla ilgili ne soracaktım ki? İstersen kontrol edeyim. Dur, hatırladım. Şimdi o videonun sonunda bir şey vardı ya. Orada kendi videomu seyrederken kendi videomla kendimi düşündürdüm abi. Kendi videomla kendimi düşüncelere sevk ettim. Son 5 dakikalık bölümde mi? Evet. O doğuştan sakat doğan, doğuştan özürlü doğan çocuklar. Şimdi normalde zaten şeyi geçiyoruz. Yani kürtaj olayını zaten geçiyoruz. Çünkü çok fazla bir şey olacağını, yani bizim kafamızdaki insanların arasında çok fazla bir fikir ayrılığı olacağını sanmıyorum. Kürt edildiği zaman kürtaj olması hakkı doğması lazım zaten. Şu anda da var, henüz almadılar bu hakkı insanların ellerinde. Evet. Tam onu geçtik zaten. Richard Dawkins'e sanırım şey yapmışlardı. Shitstorm denilen şey uygulanmıştı. o da aynı şeyi söylüyordu. Ya şimdi bunu dedikleri zaman hemen böyle sevimli Down sendromlu çocukları gösteriyorlar. Diyorlar ki işte Richard Dawkins bu ölsün istiyor. Hayır, o ölsün istemiyor. O doğmasın istiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii insanlar onu da anlayamıyor. Hı-hı. Da. Çünkü onlara göre hani hücre yığını veya hücre topluluğu olduğu zaman direkt içine ruhun girmiş ve sen, hı-hı, işte çocuksun. Hayır, değil ama. Yani spermi dışarıya atmak, şeye atmak, yani tuvalete atmakla bunun arasında, yani yeterince küçük, daha bilinci oturmamış bir canlıya kürtaj yapmak arasında, yani cenin halindeki, bir fark yok. Ve onların mesela koydukları sınır, diyelim ki 8 hafta sınır koyuyorlar. Aslında o keskin bir çizgi de değil. Mesela 9. haftada böyle bilinç sahibi bir insana dönüşmüyor. Dönüşmüyor yani. Evet. Arada çok büyük... Ya bir de şu var, parametre doğan da var, geç doğan da var. Yani süreçte birebir aynı işlemiyor ki herkese. Yani onu zaten geçiyoruz. Benim, hı-hı, esas söylemek istediğim olay, tartışma konusu. Bununla da siz de bir şeyler söyleyebilirsiniz. Bu şekilde doğan, mesela orada mikrosefaliyle doğdu çocuk. Hı-hı. Veya başka ne vardı? Angelman mesela sendromu. Ve diyelim ki bunlar gerçekten topluma bir faydası olmasına imkan olmayan
çocuklar diyelim. Yani mesela neden? Down sendromlu doğarsa eğer, Down sendromlu bir gene bir mesleği olabilir. Evet. Yani çok basit de olsa bir mesleği olabilir. Down kafeler falan var şu anda mesela. Gayet iyi işliyor diye görüyorum. Onu da demiyorum. Yani ondan da bahsetmiyorum. Direkt bildiğin bir sürü öyle var çünkü. Bazısı var. Gerçekten ölene kadar şeyde pusette taşımak zorundasın çocuğu. Aynen. İletişim kuramıyorsun. Çocuk iletişim kuramıyor. Etrafına bakıyor. Anlayamıyor. Ve 16 yaşında öleceğini biliyorsun. Bir. İkincisi bu işte söylediğim diğer hastalıklar. Mikrosefali vesaire. Hı hı. Anlayamıyor. Ve hayatının sonuna kadar bakmak zorundasın buna. Tamam mı? Özel bakım. Çocuk ve bu insanlara hiçbir şey olmayacak. Senin için de eziyet. Şimdi soru. Bu çocuklara ötenazi hakkı olmalı mı? Hadi bakalım. Abi ötenazi bildiğim kadarıyla senin kendi yaşam hakkınla alakalı karar verip verebilmenle alakalı. Doğru söylüyorsun. Onun niye ötenazi dedim? Aslında benim hatam. Vekaleten ötenazi gibi mi? Heh. Çok ağır bir şey. Yani. Çünkü ağır bir şöyle şey. Diyor. Mesela kuşlara veya farelere falan da farelerin üzerine test yaparken gavurlar o şekilde konuşuyorlar. Farelere ötenaz yaptık. Siktir lan. Öldürdün işte. Öldürdün desene yani. Yani. Üç fareye ötenaz yaptık. Ulan öldürdün işte. Ötenazik senin öyle kendince deyince, kendine yapabileceğin evet, şey. Evet evet. Öyle deyince tabii evet. Yani bu biraz şimdi şeyle yani konuşacağım. Yani o abi öldürmenin şeycesi. Kibarcası. Kibarcası. İşte. Bilim uğruna. Yani mesela şimdi biraz şey gibi konuşacağım. Bu Şakit Reisler gibi konuşacağım. Metafor yaparak ama. Hani atın bile bacağı kırıldığında acı çekmesin diye öldürebiliyorsun gözünü kırpmadan. Hı-hı. Konu insan olunca ne bu kadar değişiyor? Atın ruhu yok mu ya da senin inancına göre? Atın da ruhu var. Yok söylemiyorlar mı aynı şekilde? Gerçi onlar kendi aralarında çok bölünüyor olabilir. Hristiyanlara göre mesela farklı. Hı-hı. Hristiyanların çeşitlerine göre farklı. Hayvanların ruhu olmadığını söyleyenler var. Mezhepler vesaireler falan. Evet. Karışık bir mesele ama. Yani dedim ki hani atın bacağı kırıldığında ki bir bacak kırılması kafasına sıkan acı çekmesin diye bunu iyi niyetinle yapan bir yani genel olarak söylüyorum bir grupsun insanın ötenazi hakkında ya da bu şekilde sakat doğan çocukların acı çeken çocukların yaşamına son verilmesi hakkında hı. Acaba ben şunu bile çok görüyorum yani babam doktorken babam bile birkaç kişi gelmişti başka doktorlara da hep geliyor hı hı. Bu tür çocuklar var tamam mı? Ondan sonra diyorlar ki bunu nasıl sonlandırabiliriz falan. Diyor yok ölmüş dünya yani. Yani iki türlü de acı. Yani o sorumluluğu yani o taşınması çok zor bir yük bence. Yani şey de aynı şekilde mesela bitkisel hayatta olan yani bir hastanın fişini çekip çekmeme meselesi. Hı-hı. Yani evet. Oluyor 20 sene sonra uyanıyor mesela ama hı-hı. 20 sene bekleyebilir misin? Yani her gün o acıyla yaşıyorsun. Abi fişini çeksen, 20 sene sonra uyandıktan sonra zaten hastane faturasından dolayı tekrar ölecek. Aynen öyle. Tekrardan onun canını alacaklar. Bir de şey yani... Hastanın faturasını görünce tekrardan kalp krizinden gidecek zaten. Ya. Kendi fişini kendi çekecek. Yani pek fişi çeksen ondan sonra yani hiç rahat etmeyecek vicdanın muhtemelen. Hı-hı. O çok zor bir şey. Yani o fişi çektikten evet. Sonra o kararı verdikten sonra insanın uykularına hani devam edebilmesi çok zor bir şey. İnsan bir de şey bir abi şey büyük sıkıntı işte. Aldığın her günde sana fatura olarak giriyor. Evet. Bu abi parayı ne düşünüyorsun diyenler olabilir. Ama yok, gerçekten mesela bir şey birkaç değil. Sene boyunca bitkisel hayatta kalacak olursa bütün birikimi sıfırlanabiliyor. Kesinlikle öyle. Ailesi mesela iflas edebiliyor. Ailesi borç içinde ve adam gene de ölüyor diyelim. Ve mesela şey onun şöyle bir şeyini bulmuşlar sanırım. Evde devam edebiliyor şey. Hı-hı. Yani o durum. Eve birkaç cihaz alıp eve hı-hı. taşıyorlar falan. Yani en azından şey yani o giderler masraflar çok bayağı daha düşebiliyor. Fazla azalıyor. Ama yine de yani o bir şey yani bir odaya girdiğin zaman o odada bitkisel hayatta olan bir akraban, arkadaşın, hı-hı. dostun, eşin var. Yani atıyorum akşam sinemaya gidebilir misin mesela onu orada bırakıp. Yani çok çok evden çıkman bile bir mesele aslında. Yani her dakika her saniye acı aslında yani çok ağır bir şey bence. Şimdi o yüzden mantıken düşünecek olursanız bu hak verilmesi lazım. Bu olması lazım evet, yani. Evet isteyen o sorumluluğu yani uygular çocuk, isteyen uygulamaz. Çocuk diyelim. 16 yaşına kadar yürüyemeyecek, konuşamayacak. Etrafına bakıyor. 16 yaşında ölecek. Belli bir şey yani. Hiçbir şey yapamayacak. Veya çocuk özürlü. Hı. Ama aşırı özürlü yani. Hiçbir şekilde kendisine yardım edemeyecek durumda yani. Hı. Hiçbir şekilde iletişim kuramayacak durumda. Mantıken evet olması lazım. Evet, onu bu acıdan kurtarmak belki ama, daha iyidir. Ve lakin öyle değil. Esas sorun şu. Kim yapacak onu? Toplumda mesela kim yapacak? Ben yapamam abi. Benim de elim gitmez herhalde. Bana diyecek ki ben doktorum. Tamam mı? Diyecekler ki karar geldi. Şimdi bu çocuğu çekeceksin fişini ve bu çocuğu iğne ne vereceksin değil, ölecek. Hı. Ben yapamam abi. Yani şey dönemlerinde böyle çok kriz dönemlerinde atıyorum işte bu şey klasiktir çöküş filminde de çocukların öldürmesi. Ha, belki ölmek üzereydi. Bak, belki ölmek üzereydir o zaman yaparsın. Ne, ama, o zaman olabilir belki ama yani o çok zor bir karar ya çok bilmiyorum.
Yani bana deseler ki hadi sen hiç bulunmayacaksın bu işin için. Sadece bir imza atacaksın. Başkası yapacak. O imzayı da atamam. Evet. Yani. Bana deseler ki o iğneyi yapacaksın. Çocuk ölecek. Yoksa senin diplomanı eline alırız. Veririm abi diplomanı. Bir de o var yani. İnsanların artık zayıflığı mı o vicdan? Biraz aşırı vicdan yani. Yani bilmiyorum açıkçası. Ben şeyi de tanımıyorum. Hani gözüm kapalı o fişi çekerim diyen birini de çok tanımıyorum. Herhalde hepimizde az buçuk bir vicdan var ama bu yani belki onun için iyi olur. Fişi olacak. Çekmeyi de geçtim. O Hı-hı. şeyi düşün yani. İmza bile diyorsun evet. O çocuğu düşün. Yani çocuk yani sonuçta bir de. Tabii canım. Yani. Senin gözüne bakıyor. Gözünün içine bakıyor. Ama biliyorsun yani hiçbir şey olmayacak o çocuktan ve ailesini bitirdi. Yani iletişime geçebildiğin zaman durum daha farklı. Hani Hı-hı. ama hiç iletişime geçemediğin biri için şimdi yani ailesi içinde, çocuk içinde o eziyet sonlandırma en işte o gösterdiği mikrosefalinin mesela Hı-hı. en abartı şeylerinde, versiyonlarında şey yapamıyorsun yani. Tabii hiç iletişim kuramıyorsun. Doğru iletişim falan kuramıyorsun. Yani daha aşırı hafif, versiyonlarında. Daha hafif bir şekilde o mikrosefaliye sahip olanlar var. Şimdi hani isim de vermeyeyim ama hani biliyoruz, görüyoruz bazen sosyal medyada falan da. Mesela, şey mi, fare çocuklar mı? Yok fare çocuklar değil. Fare çocuklar değil. Onlar o mu? Mikrosefali mi? Fare çocuklar mı? Evet. Abi galiba öyle. Yani ben onların şeyini bir kere senin bir podcastinden sonra bir bakmıştım. Hı hı. Şey diyorsun değil mi? Bu arada o televizyon programının adı neydi? Sıcağı sıcağı. Ha, sıcağı sıcağı. Reisler. Onlara baktım. Galiba onlar da mikrosefali, bilmiyorum. Onları bir... Ben onu gördüm. Ondan hı. sonra aklıma geldi, tamam mı? Aa acaba bu mu dedim? Mikrosefali mi dedim? Geri döndüm, o programı tekrar seyrettim. Çünkü hı. orada şey diyor. Doktora götürdük. Doktor teşhis koydu falan muhabbeti yapıyordu. Hı. Tekrar açtım. Tekrar baktım. Adam şey diyor. Doktora götürdük. Bunlar maymun dedi. Hangi nasıl? Doktora götürdünüz? Ne doktoru? Doktor Dre'ye götürmüşler. Ne doktoru? Ne doktoru abi? Felsefe doktoru, profesör doktor Caner. Bunlar maymun. Olabilir abi. Olabilir. Maymun mikro evinde. Aa, abi bugün ne gördüm arkadaşlar? Az önce konuşacaktım ya, unuttum. Habertürk programını açtık ya. Bağnavar konuşuyordu. Stratejik bir şeyler anlatıyordu. Caner Taslaman yoktu. Habertürk'te. Ne görmedik, hemen gerekiyordu aslında. Habertürk'te. Ben birkaç gündür görmüyorum kendisini. Acaba kendisine çılgın bir şey mi yaptı? Kokudan şüphelenen komşular. Kokudan şüphelenen derken Habertürk'te olmadığı için yani. Ondan tabii şüphelenen komşular. Şimdi bir evine bakın, bir tıklatın. Ne oldu acaba lan? Belki tatildedir ya. Olabilir. Tatilden de bence şey yapar. Bağlanması gerekiyor. Falan. Hani en iyi tatil nasıl yapılır? Tatilin şifreleri falan. Şimdi şöyle, sembolik aslında tatil. Zaten bu dünya bir mesai değil. Esas mesai öbür tarafta. Şimdi Lawrence Krauss ne demiş bu konu hakkında? Yabancı isim söyleyince daha karizmatik oluyor. O tabii da bizim ki. Aşağıda kompleksimiz herhalde. Hani yabancı bir şey diyor. Bizde zaten hiçbir şey yetişmediği için işte gavur yapıyor. Hani onlar bilir. O zaman doğrudur falan gibi. Katolik imanlı bilim adamları demiş ki kelebekleme yüzeceksin. Ateist felsefeciler de hayır demişler. Sırttan yüzeceksin. Şöyle geriye gel, şöyle sırttan yüzersin ya. Ondan sonra kelebekleme yüzen imanlı bilim adamları yarışı kazanmış. Bu da ateistlerin paramparça olduğunu kanıtladı. Muhabbet güzel oldu ha. Oldu. Biri bir oldu ha. İrfan Hoca da falan kullanılabilir mesela. Aa, evet. Şey çok hoşuma gitmiş benim. Son İrfan Hoca videosu. El üstünde tuttuğumuz kadınlarımız. Ama öldü mü adamların mantığı? Öyle tam öyle işte. Evet. Gerçi ben de biraz onu yaptım ya az önce. İşte atın bile hani hı-hı. bacağını kırıldı kafasını sıkarken. Arkadaşlar el üstüne tuttuğumuz atın bile. Ya da atın bile kafasını sıkarken el üstüne tuttuğumuz kadınlarımızın bacağı kırıldığında neden sıkmıyoruz gibi. Olabilir aslında, yapabilirler yani. Evet. Buraları sansürleyelim, sonra kullanırlar bu argümanları falan. Tabii burayı keseceğiz. Net yani. Sonuç itibariyle. Lan böyle ciddi bir konudan nasıl böyle geyik muhabbetine döndük yani? Maymundan... İşte evet. Ha şeyden işte. Çünkü aşağılık maymunlarız. resmen cumartesi yasanı olmayan aşağılık maymunlarız. Ki bugün ne? Bugün ne? Cumartesi. Ama pazar oldu şimdi. Triggered. Triggered abi. Biz bunu dedik, pazar oldu. Pazar oldu. Tamam. Dur bakalım, pause yapalım. Kaç dakika konuşmuşuz? İyi abi. Genelde mesela böyle çok bir sürü konu olunca, bir sürü güzel konu olunca, güzel konu derken neyi kastediyorum? Aa ben bunu konuşayım diye böyle heveslendiğim konular. Bir sürü olunca insan hangisinden başlayacağına karar veremiyor. Genelde şey yapıyorum. Hani gündemde ne var? Yeni ne oldu? Ondan sonra oradan böyle gidiyoruz. Şimdi artık o sorun kalmadı. Sıradan gidebiliriz abi. Mesela CERN'deki insan, onu biliyor musun? İnsan yok. Kurbanı videosu. Hadi canım. Daha neler? Abi insanlar bir de yolluyor bana. Utanıyorum ondan sonra. Biz ateistler yamyamız aslında falan mı? Abi şöyle bir video var. Onu yollamışlar. Bir de şey diye yolluyorlar. Abi ne düşünüyorsun? Böyle bir şey var. Gerçek mi sence acaba? CERN sanırım şey. Neydi o ya? CERN'ün önünde olması lazım.
Kurban kesiyorlar. Kurban bayramını kutluyordur Müslüman çalışanlar olamaz mı? Yani? İnsan kurbanı yapıyorlar. Ondan sonra biri böyle camdan seyrediyor falan. Böyle Illuminati, Druid gibi böyle insanlar, böyle şeyleri var. Kafaları falan kapalı. Kapşonlu. Ondan sonra işte bir tane de beyaz giyinmiş kadın var. O da böyle yatıyor. Video gece mi çekilmiş? Tabii video gece çekilmiş. Yatıyor, ondan sonra da bıçağı böyle sokuyor falan. Öldürüyor falan. İnsanlar da abi ne diyorsun bunu? Abi onu geçtim. Bunun hemen tabii adını falan Türkçe yapmışlar. Haber kanallarında falan böyle tabii ki yüklemişler. Ondan sonra da tabii altında hemen böyle küfürler bilmem ne. Ateistler bilmem ne. Arkadaşlar oluyor mu ya? Hani neden biliyor musun? Bak şimdi bak, olayın saçmalığını geçtim. Olay saçma. Şu olabilir. Çok inandırıcı güzel bir video yaparlar. Ama ben gene de derim ki abi olay saçma yani. Evet. Yani hangisi sence daha mantıklı? Bu adamların sansasyonu yaratmak için sahte video yapması mı, yoksa insan gerçekten insan kurban etmesi ve ortada hani suç da yok. Ya bir de şu var. Şimdi böyle bir gerçekten bu şekilde sapkın bir ritüel uygulanıyorsa bu ulu orta yapılmaz. Böyle herkes öyle oturup da kameraya falan alamaz. O kadar şey bir iş değil yani. Bu kadar ne bileyim, gel burada istersen şeyde yap. Şehitler Köprüsü'nde yap yani, oldu olacak. Hı hı. O kadar ulu orta bir şey yapılacağını zannetmiyorum, bir şey yapılsa bile. CERN'ün önünde olması ayrıca manidar. Popüler deyimle. Bir de bunun kamerayı alıp işte her tarafa yayılması falan. Yine bariz bir sahte video ile karşı karşıyayız anladığım kadarıyla. Şimdi mesela evet, normal güzel kaliteli bir şekilde yapılmış olsa, hı hı, şu senin söylediklerini derim. Arkadaşlar her şeyi atlamayın. Gerçek olduğunu nereden biliyoruz, hı hı, falan. Hayır, onu demiyorum. Sahte video abiciğim. Çünkü neden? Ya artık bunu öğrenmeniz lazım. Ha, bazen ben düşünüyorum, acaba ben filmci olduğum için mi bunları biliyorum? Süper güçlerim var. Abi çok bariz veya çok böyle video gördüğüm için mi biliyorum? Sahte olduğu çok bariz. Neden bariz? Şu sebepten dolayı. Size ilerisi için de şey olsun yani. Bir fikir olsun. Bundan sonraki ileriki sahte videoları da anlamanız için yardımcı olur size. Adam pencereden dışarıya bakıyor. Pencereden dışarıya kamerayla çekiyor işte yani. Olay böyle geçiyor. Pencereden dışarıya kamerayla çekiyor. Bu işte olaylar meydana geliyor. Kadın işte yatıyor. Adam şeyi çıkartıyor, bıçağı çıkartıyor. Tam bıçağı sokarken böyle adam oh my god falan diyor böyle. Sarsıyor böyle, kamera sarsılıyor. Ondan sonra kaçıyor falan, gidiyor. Böyle bir şey olmasın, imkan var mı? Gerçekte böyle bir olay olsa tam böyle bıçağı sokarken adam oh my god deyip böyle dağılıp gider mi? Tam tersi, geri kalanını da çekmeye çalışır. Aynen. Hani ilk başta sarsıldı diyelim, ondan sonra geri kalanını da çekmeye çalışır. Ne olacağı belli yani. Bir an saplandığı an mı çok bu kadar şaşırıyorsun? Hani o mantığa göre değil mi? Sonuçta ne izlediğini biliyordur adam muhtemelen o esnada. Öyle olması gerekir kurgu içinde. Yani bir anda şaşırıyor falan, o anda şey yapıyor falan. Hayır abi, çekersin. Öyle bir şey çekmeye niyetliysen sonuna kadar çekersin. Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın özellikle de şu YouTube çıktıktan sonra mertlik bozuldu. Şunu artık anlamanız lazım. İnsanlar kasıtlı olarak bir sürü fiyasko videosu çekiyorlar. Şey olsun diye, gündeme gelebilmek için. Bu çok önemli. Bunu artık anlamanız lazım. Bir. Bu birinci gerçek. İkinci gerçek de unuttum. İkinci gerçek de seyirciler de abi. Geldiler. CERN'den geldiler. CERN'den geldi. İkinci gerçek de seyirci şuna çok meraklı. Yani ortada iki ihtimal var. Birinci ihtimal, insanlar böyle şaka olsun veya sansasyon yaratmak için sahte video çekiyorlar. İkincisi de gerçekten paranormal bir olay oldu. Gerçekten işte ışınlanan adam. Gerçekten araba durduğu yerde böyle şey yan yattı bilmem ne. İnsanlar her zaman için şey olana, abartı olana, paranormal olana, sansasyon yaratacak olana inanmayı tercih ediyorlar. Neden? Hiçbir manası yok. Daha keyifli. Sizce hangisi daha mantıklı arkadaşlar yani? Hani diyelim ki ortada hiçbir bilgimiz yok. Hiçbir şey bilmiyoruz bu konuyla ilgili. Sadece bir video gördük. Hangisi daha mantıklı? Yani zaten şu saatten sonra artık hiçbir şekilde UFO videosu, uzaylı videosu tabii inandıramazsın yani. Çünkü o kadar rahat. O kadar belli ki yani. Ha, fotoğrafı geçtim zaten. Videoya şu an birebir yaparsın. Her şeyi yaparsın yani. Ben şöyle söyleyeyim. 13 yaşımdayken sahte UFO fotoğrafları yapıyordum. Şeyden, Photoshop'tan. Ve çok gerçekçi oluyor hepsi yani. Arkadaşlarıma falan gösteriyorum. Abi vallahi ben gördüm, ben çektim falan diye inanıyorlar falan böyle yani. Çok zor şeyler değil onlar. Çok rahat yaparsın artık ya. Kesinlikle öyle. UFO gerçeği falan diye böyle. UFO gerçeği. Hak'tan Bey çıkar. Konuşur. Şey olayı çok enteresan ama ya, bu paranormal olay. Arkadaş anlatmış ya. İşte McDonald's'a otururken şeye girmiş. Hak'tan girmiş falan. İlginç. Abi, var mı başka şey paranormal? Var. Var. Patlatalım mı bir tane? Patlatalım abi. Sonra da kapatırız. Tamam. Belki. Kapatıyorum. Baktım ama listeye.
pek böyle beğendiğim orijinal bir şey çıkmadı. %90 şey uyku paralizinden bahsediyor abi. Oluyor mu sana? Karabasan dedikleri. Yok bana hiç olmadı şu ana kadar. Bana oluyordu. Neden bilmiyorum. Evlenmeden önce ki evde iken oluyordu. Yani yiyip şey derler çok yiyip yatarsan olur. Belki ondan. Bir de pencere kenarındaydım. Üşüyordu belki çok böyle sanırım. Direkt rüzgar vurduğu için olabilir. Ama gerçekten çok sık oluyordu yani. Böyle kalıyorsun diye. Hiçbir şey. Bir cumartesi de, sana uyuyor muydun? Cumartesi ya uyumuyordum işte. Sıkıntı işte tamam. Çözüldü şimdi. Bir de abi en büyük sıkıntı şuydu. Bende yok tabii o. Bende yok da hani okuyordum başkalarına birçok kişiye olmuş. Şimdi uyurken rüya görürsün ya. Uyku paralizin tam olarak ne olduğunu biliyorsun herhalde. Evet. Yani olay senin sen kendin uyanıyorsun ama motor fonksiyonların devreye girmiyor. Motor fonksiyonların devreye girmediği için hareket edemiyorsun. O sıkıntı. Esas korkutucu olan insanlar rüya görmeye devam ediyormuş abi. Ha, o çok kötü işte. Uyanıyorsun rüya görmeye devam ediyorsun. O yüzden hani şey diyorlar ya. Abi ciddi ciddi böyle kara bir şey gördüm. Ondan sonra bir kısmı mesela şeyler UFO gördüm. Özellikle de mesela kulaktan kulağa böyle dolaşan bir şeyse ve sana sürekli söylüyorlarsa onu görme ihtimali yüksek. Evet evet. O yüzden bizde mesela kulaktan kulağa şey dolaşır, karabasan dolaşır. O yüzden insanlar karaltı görürler genelde. Ama Amerika'da daha çok UFO görürler. Ne yani? Gibi. İşte kültürel bir şey aslında. Ya genelde bana anlattıkları olaylar bununla ilgili. Ondan sonra şey astral seyahat. Yani uyurken uyurken işte kendi yatan vücudumu gördüm diye. Yani. İşte sen astral seyahat diyorsun ben rüya diyorum ona. Evet ben de rüya diyorum. O yüzden çok orijinal bulamadım. Normal konuya girelim. Tamam. Şunu söylemek istiyordum ya. Raid diye film seyrettim abi. Biliyor musun? Yok bilmiyorum. Bilmiyor musun? Yok Raid. Sineklerin üstüne sıkıyorlar. Düşünsene Raid the movie. Abi süper olmaz mı? Üst düzey espri yaptın. Ama ciddi ciddi bak. Şimdi bak neyin esprisini yaptıysak. Gerçek oldu bu şu ana kadar. Raid neden olmasın? Abi süper olmaz mı? Böyle işte hani. Animasyon hep, olur. Hani hep öyle olur ya işte Bugs Life işte karıncanın hayatı falan. Bunlar böyle sivrisinin hayatı böyle. Ondan sonra geliyor üstüne böyle sıkıyor böyle hepsi ölüyor falan. Süper olurdu bence yapalım. Yapalım 3 dakikalık falan böyle bir şey yapabiliriz. 3 dakika boyunca sinek, sivrisinek sinir bozucu bir şekilde uçar sonra Raid gelir. Ama bu benim seyrettiğim Raid değil The Raid. Raid'in normal anlamını biliyor musun? Yok bilmiyorum. Şey gibi bir şey yani ani baskın demek. Mantıklı. Ani baskın. Burada da mesela şey falan derler. İşte raiding the buildings mesela. Hani şeylere, binalara baskın yapmak falan. Bu filmde polis baskını ile ilgili. Endonezya filmi. Olay gerçekten hani gelmiş geçmiş en iyi aksiyon veya gelmiş geçmiş en iyi dövüş. Vurma, kafasına vurma. türü filmlerin içerisinde kabul ediliyormuş. O yüzden seyrettim. Gerçekten güzeldi. Hoşuma gitti yani. Aksiyon seviyorsanız, dövüş filmi seviyorsanız bir kere kesin seyredin yani. O kesin bir şey. Dövüş esnasında tabii şey oluyor. Lan hadi lan artık oradan diyorsun yani. O hep oluyor yani. Hani dövüşlerin lüzumsuz uzaması. Evet. Adamı yere indirdin vurup öldürürsün yani. Ondan sonra ne bileyim uçan tekme attı. Adam yakaladı. Onu fırlatacağını kırabilir. Çok daha kısa bitebilir. Daha böyle cılız adamları çok rahat aslında yakalayıp indirebilirsin falan. Ya sen dövüşürken birileri araya girip tam beyler beyler falan deyip ayırıyordun yeri yani. Tabii onları düşünecek olmazsan ben hadi lan oradan demin iki kere falan üç kere falan dedim ya hadi artık ya öf falan dediğim oldu. Ama onlara çok takılmıyorsanız hoşunuza gidecek film. Gerçekten. Sinek geldi bu arada gerçekten. Aynen geldi abi. Gerçekten adamlar böyle hani kamp yapmışlar filmden önce şeyleri oyuncuları çalıştırmak için böyle. Şey kampı gibi, askeri kamp gibi çalıştırmışlar adamları. Gerçekten hakkını veriyor. O yüzden seyredin abi. İyi aksiyon filmi nasıl olur yazmışım. Gerçekten onun iyi aksiyon filmi nasıl olurun örneği. Güzel bir örneği bence yani. Güzel dövüş filmlerinden bir tanesi. Bir de eski filmlerden bahsetmişim abi. Şunu fark ettim. Eski filmleri özel yapan şeylerden bir tanesi. Bazen düşünüyorum lan acaba diyorum nostalji olduğu için mi? Yaşlılıktan dolayı mı ben böyle diyorum? Nerede eski filmler abi falan? Ama gerçekten çok keskin bazı farklar görebiliyorum abi. Mesela eski ve ünlü olmuş filmlerde şu var. Abi filmin özel müziği var. Düşünecek olursan şimdi bak iki tane film müziği aklıma geldi. Bir tanesini dinleyince fark ettim. Ghostbusters, Eye of the Tiger. Gerçekten hala yani ıslıkla çal desen çalabileceğimiz şeyler. Düşünecek olursanız arkadaşlar üşenmeyin. Videoyu seyrettikten sonra tekrardan açın Ghostbusters'ı. Tamam mı? Hepimiz bu müzikleri bilerek büyüdük ya. O yüzden fark etmiyoruz bazı şeyleri. Şöyle düşünün. Yeni bu müziği daha önce hiç duymadın. Yeni bir film çıktı ve o yeni filmin müziği bu olarak düşünecek olursan aslında ne kadar muhteşem bir müzik.
Muhteşem bir çok müzik yani. Bir şey bence, evet. Ghostbusters'ın müziği muhteşem. Rocky 3'ün Eye of the Tiger'ı muhteşem bir müzik. Rocky 1'in müziği de muhteşem bir müzik aslında. Gerçekten şu anda yeni çıkan ünlü filmlerin içerisinde çok çok az sayabilirsin. Olanlar var. Çok akılda az. Kalıcı değil onlar. Abi evet. Abi şu anki ben sana söyleyeyim işte şu anki mesela aksiyon veya büyük prodüksiyon blockbuster film müziği. Mesela sor mesela bana o nasıl olabilir? Söyleyeyim biraz mırıldanayım mı abi? Mırıldan abi. Mırıldanayım. Ondan sonra sonra tekrar nasıl abi? Çok yaratıcı. Blockbuster müziği. Ama genel olarak müzik o tarz şeylere evrildiği için de olabilir. Yani onun bir yansıması da olabilir belki. Inception'dan önce de vardı gerçi de. Inception onu zirveye taşıdı. Ondan sonra herkes de artık Inception'dan çaldı onu. Gerçekten bir filmi unutulmaz yapan, bak şu an Ghostbusters unutulmaz bir film oldu yani. Unutulmaz bir film oldu ve unutulmaz bir film olmaya da devam edecek. Aradan 30 senemine geçti, yenisini çekmeye çalışıyorlar hala. Bak yenisini çektiler demiyorum. Çekmeye çalışıyorlar. Çekmeye çalıştılar. Denediler. Ve abi biz ölene kadar da büyük ihtimalle Ghostbusters'ın ünlü bir film olması değişmeyecek. Gerçi değişmeyecek yani. Çok büyük ihtimalle. Bütünlüklü görmek gerekiyor. Rocky yani. Aynı şekilde. Rocky'nin klasik film olduğu gerçeği biz öldüğümüz zaman da değişmeyecek. Yani o kadar sene sonra da değişmeyecek. Sence yerli örnekleri varmış aklına gelen? Hababam sınıfı klasik yani. Evet kesinlikle. Hababam sınıfı yani o dönem ya da şeyin işte yine aynı kadrolarla aşağı yukarı neşeli birkaç falan Neşeli Günler gibi birkaç film var. Yakın zamanda verilebilecek bir örnek yani benim hatırladığım var mı diye düşünüyorum. Belki şey olabilir gibi geliyor. Hani KP Bizans'ın müzikleri çok özgündü. Ama müzikal gibi bir şeydi zaten. Abi mesela RoboCop demişim gerçekten öyle. Dın 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 dın. Abi isterse 5. sınıf film olsun ki RoboCop filmi de zaten 10 numara. Film de 10 numara. Toplumsal ve mesaj veriyor. Müziği de 10 numara. Daha ne istersin yani bir filmden? Bence kesinlikle çok önemli. Yani bir film yapacaksan, unutulmaz olsun istiyorsan gerçekten kafanda öyle bir şey var. Ben bir film çekiyorum. Bu film unutulmaz istiyorum. Olsun istiyorum. Yani konu falan müthiş. Her şey müthiş. Abi çok akılda kalan bir müzik de yapman lazım. O çok önemli yani. Kesinlikle öyle. Onu biz gerçekten dikkat etmiyoruz. Çok atlanıyor yani. Benim seyrettiğim Türk filmlerinde. Aslında yabancı filmlerde de öyle şu an. Yenilerinde de öyle yani. Şu yani. Film bitiyor. Film bittikten sonra abi ben buna müzik uydurayım. Yani işte, o yani. O an popüler olan hangi şarkı varsa. Yok yok direkt altta çok basit skorlar yazıyorlar. Ha, ya da işte. O şekilde gidiyor yani. Yerli dizilerde de şey var ya işte. Dizilerin yarısı günümüzde popüler olan Türkçe pop şarkılarını klip çekmek şeklinde. Arkada işte o şarkı evet. Çalıyor hüzünlü hüzünlü işte bunlar bakışıyorlar işte bir tanesi içiyor ayrı bir. Tam böyle ona klip çekme abi ona klip çekeceksen o şarkıya klip çek müzik kanallarını dönsün. İçemiyordur büyük ihtimalle dizide içme sahnesi var mı? Ya şey işte ya buzludur ya işte böyle siyah şey sarmış gazete kağıdına sarmış falan. İçme sahnesi olmaz çünkü içme sahnesi biliyorsun kötü örnek. Tabii. Ne içtiği belli değil bir şeyler içiyor işte. Çomarlık sahnesi kötü örnek değil, değil ama. Değil. Az önce abi ne seyrettik anlat. Sadece Foça'da çekildiğini bildiğim bir dizi yeni başlamış galiba. Şeyi anladın o şey var ya kızın eski sevgilisi ne yapıyordu? Kızın eski sevgilisi kızı alıyor böyle kızın yardıma ihtiyacı var bir yere gitmesi gerekiyor. Çok acil bir durum böyle işte ölüm kalım meselesi. Çocuk tamam götüreceğim seni oraya atla hadi önemli değil bugün işte çok ciddi bir şey var sorun var tabii ki de sana yardım edeceğim falan deyip kızı ıssız bir yere götürüyor. Konuşmamız lazım diyerek. Ve kız aslında bir nevi kaçırıp alıkoyuyor. Kısa bir sürede olsa. Kız aynen kız istemiyor. Ya benim başka işim var götür bırak beni falan diyor. İnanmıyorum bu yaptığın resmen adam kaçırmak falan gibi şeyler söylüyor kız. İzlemedik devamını ama muhtemelen barışmışlardır. Şimdi abicim siz gençleri kötü örnek mi arıyorsunuz? Al sana ben sana şunu söyleyeceğim. Şunu soracağım. Hani bugün şey oynayan, Counter Strike oynayan normal bir akli dengesi yerinde Türkiye'de yaşayan. Counter Strike oynayan bir adam eline makinalı tüfek alıp milleti taramaz. Ama bu filmi, bu diziyi seyreden Çomar kendi kız arkadaşına bunun aynısını yapar mı? Yapar. Bugün hatta bu Çomar kendisini bu kadar kullanma şeyimiz de biraz bundan. Yani bu yok işte asmalı konaklar bilmem neler falan sürekli böyle bir hani maço adam, maço erkek işte istediğini yapar. İşte önce döver sonra geri çağırır sonra bir daha döver sonra gönderir sonra bir daha geri çağırır. Aldatır ama hep kadın affeder falan. Bunu hep yıllardır aşılıyorsunuz. Ne bekliyorsun ki ne olmasını bekliyorsun? Yakında yani. Dizilerde şey de çıkar abi büyük ihtimalle. Mesela bir kızdan hoşlanır. Kız onu beğenmez falan. Adam ondan sonra tecavüz eder kıza. Ondan sonra da şey derler. O da öyle giyinmeseymiş falan der. Sen bir şey diyecek yakında misin? Yakında o var abi. Olabilir olabilir. Sonra evlendiklerini yaptılar. İşte bu Fatma Gül. Gerçi o eski bir hikayeydi. Evet evet. Onu yaptılar zaten. Onu zaten yapmışlar zamanında.
şeyi yaptılar. 100 bin lira vereyim sana. Ha, evet. Bana bir kere ver. Olur falan gibi. Onu da yaptılar. E sırada ne var acaba? Bakalım. Şu sırada muhtemelen dediğim var. 100 bin lira vereyim bir kere ver ne abi? 100 bin liraya ben bile vermem ya. Kontak dönmez. Kusura bakma. Abi böyle diyorum da jigololuk yapamam galiba ya. Sen şey biliyorsun. Sen jigolasın videosunu. Aynen. İnanılmaz bir şey değil mi? Kim diyordu ona jigolasın? Ha? Bir şey bir de bir şey Murat. Evet evet kapışıyor. Naim Murat ve Naim evet, mükemmel evet, evet, bir evet. Video gerçekten. Geçenlerde işte şimdi arkadaşlar değdi mi arkadaşlar yani? Sen o... zenci gay barda çalışmıyor musun falan? Bir zenci gay bar var ya. Hem de zenci gay bar yani. Zenci gay bar. Ben orada şey yapıyorum işte kapıda adamın güvenlik oluyor. Adamın kapasitesi 128 GB. İçeride zenciler 2 TB. Aynen. İçeride 128 GB derken şey yani flash disk. Ya şey çok acayip abi. İçeride zenciler var iri yarı. Kapıya güvenlik diye bizim bir şeyi koymuşlar. Ranlı adamı koymuşlar. Tıfılı bir tane. Zencilerin güvenliğini sağlıyor herhalde. Yani işte bilmiyorum. Zencilerden koruyor. İçerideki... ama zaten zenci gibi olduğu için zenci zenciden mi koruyor? Hayır dışarıdakileri içerideki zencilerden koruyor. Olabilir. Dışarı çıkmasınlar diye. Çıkışı hayır, tutuyor kapıyı böyle. Kapıyı bantıyor. Yani işte bu kötü örnek değil mi abi? Kötü örnek arıyorsan, gençlere kötü örnek arıyorsan. Ha, bence zaten tamam hani... Kötü örnek oluyor diye önüne gelen her şeyin yasaklanması da çok mantıklı değil. Tabii. Ama işte gençleri bilinçli yapman lazım bir. İkincisi de çifte standart yapmaman lazım. Kesinlikle öyle. Ya bir de merak uyandırıyor bazı yasaklamalar. Şu çifte standarttır abi. Bira içmeyi yasaklıyorsun. Öpüşme sahnesini yasaklıyorsun atıyorum. Şimdi bunları yasaklıyorsan abi o zaman ben şeyi çok iyi biliyorum abi. Hangi film olduğunu hatırlamıyorum. Ama bir filmde vardı. Erkek erkeğe öpüşüyorlardı. Abi o sahneyi kesmişler filmi. O sahneyi kesmişler, devam ettirmişler. Yani ne olacak abi? Onu seyreden kötü örnek mi olacak? E çomar sahnesini niye o zaman şey yapıyorsun? Çomar olduğunu, yani çomar olarak biz niteliyoruz. Onlar çomar olarak nitelemiyor. Helal bir çocuğa bak işte falan diyordur muhtemelen. Ben şeyi de biliyorum abi. Bir aslan sürü böyle parçası. İşte töreden dolayı kız kardeşini vuranlar falan. Öyle diziler. Aynen öyle. Ve ciddi ciddi yani bunu görüyor, televizyondan görüyor, ondan sonra kendisi yapıyor yani. Bu Kurtlar Vadisi'ndeki şeyi hiç unutmayacağım. İşte bu biz racon kesmeyiz, kafa keseriz falan muhabbeti vardı. Tabii abi, tabii o, benim... 12'lik ergenler klavyede onu yazmaya başladı. Ben de o zaman 12'liktim ve bütün hakikaten şeyim yani benim okuldaki birçok kişi buna espri olsun diye şakasına bilmem nesi falan sürekli dillerine dolanmıştı yani bu evet. Bunlar yer eden şeyler. Bak bu arada film müziklerine şey de yazmışım, Polis Akademisi. Aa evet. Gerçekten. Evet. O şeyi klasik yapan her ne kadar 7. filmi öldürse de 7. filmi o kadar kötüydü ki öldürdü yani şeyi. İşte şey gibi Havan Sırfı'nın son şeyleri çok kötüydü. Aynen öyle. Mehmet Ali Erbil'in aynen öyle. Vardı. Rezalet. Şey diyor hamile bırakıyor kızı. Oğlum sen ne yaptın diyor. Sevdim hocam falan diyor. O son değil ki. Ondan sonra Havan Sırfı'nın merhaba. Ondan sonra yenisini çektiler bir sürü onlar. Daha çok... bile kötü yani. Onlar gerçekten üzücü. Evet. Tamam bu kadar. Aslında çok var da. Yani bu işin sonu yok. Seni tutmayalım. Arkadaşın yarın sınavı var. Evet, bu mevsimde ne sınavı diye düşünenler için YDS sınavı. Niye giriyorum ben de bilmiyorum. Tabii ki hayat sınavı. Hayat sınavı tabii. Şey yazmışım oraya, o da ufak bir konu. 50 ile makinenin arasında 50 ile sıkıştı abi. Hiç anlayamadığım. Onu geçen yazmıştın galiba evet, bir yerde. Onu hiç anlayamadığım şeylerden bir tanesi. Nasıl bir şey bu? Abi mesela evet, arabayı tamire götürüyorsun tamam mı? Motora bakıyor. Ne olmuş diyor. Şeyi neymiş, sıkıntısı neymiş, tamir oluyor, sıkıntısı neymiş diye soruyor şey arabanın sahibi. O da 50 lira sıkışmış diyor. 50 lira sıkışmış deyince senin adama 50 lira vermen lazım. Ya bak. Bana yapılsa ben anlamam. Nasıl ya falan derim. Bakarım nerede falan derim. Yazık mızık. Hayır bu lafı söyleyen tamircinin adama 50 lira vermesi gerekmez mi? Aynen öyle. Veya şey de bir dakika. Böyle de arkadaşlar çok büyük ihtimalle mi anlamıyorum ha? Anlamadım ki yani. Çok büyük ihtimalle bunu bir yerden öğrenmişler ama yanlış öğrenmişler. Çok büyük ihtimalle. Yanlış ezberlemişler yani. Ya da yanlış tercüme edilmiş. Şey gibi faiz dosyası gibi yanlış tercüme edilmiş. Yanlış öğrenmişler olabilir. Bir daha birisi böyle bir tamirci size işte motorun arasında 50 lira sıkışmış derse ona şunu diyebilirsin. Tam o 50 lira senin olsun o zaman. Benim para vermeme gerek kalmadı. Aynen. Ya da şey işte. Vermene gerek kalmadı. O 50 lira senin ya olsun. Ya şey, ben de o 50 lirayı arıyordum ya. Ben diyorum nereye gitti falan. Versene abi nerede falan. Sen 50 lirayı ver ondan sonra kaç lira olduğunu söyle. Tamir ücreti. Ha o da mı 50 lira? Al o zaman. Adam sana borçlu çıksın ya da. O da olabilir. Evet. Şey demişim ondan sonra. Suriyeli göçmenlerle ilgili, mültecilerle ilgili ne yapacağım? İzmir'in başına geldiğim zaman arkadaşlar bir kere hiçbir şey yapmasam bile hiçbir şey yapmayacağım. Nasıl olacak o? Abi çünkü hiçbir şey yapmamak bile şu anda aslında şey o yapmak. Kadar da kötü değil. Bir şey yapmak. Çünkü neden? Abi millet kaçmaya çalışıyor. Kaçanları durduruyorlar. Ya bırak gitsinler ya.
Bırak gitsin. Ya bırak gitsinler. Üstümüze kalacaklar. Bırak. Gitmek istiyorlarsa gitsinler yani. Tabii hocam, ne gidene kaldırayım ne kalana gittireyim. Yeşil oraya hazır abi. Aynen, Twitter'a yaz. İzmir Büyükşehir Belediyesi yazsın Twitter'a. Ne gidene kaldırırım ne kalana gittiririm yaz. Yolundan çekilirim. Aynen, şeker bir kalemde silerim. Patlayarak gelin kollarımıza yazsın. Varsa şekerim patladım çekerim. Varsa çiçek yapıştır çek. Yok abi, bitti. Mete'nin ruhu geldi. Evet, Mete'nin ruhu çağırdık az önce. Paranormal olay olarak da bunu anlatsaydık keşke. Bir cahilce bir şey daha söyleyeyim. Millet tam küfür etmediyse küfür etsin. Bir kalemde silerim olayını da anlamış değilim. Evet, bir kalemde silmek. Kalemin arkasında silgi varsa olabilir. Mesela ters çeviriyordur kalemi, biz görmüyoruz ama. Çok büyük ihtimalle şey olabilir. Hani şey derler, üç kalem ürün falan derler. Yani ha, onun gibi evet. Madde anlamında. Belki. O yüzden, olabilir. Evet. Bir kalemde. Neyse, küfür etmek isterseniz. Buyurun. Buyurun. Allah kahretsin cahile faydalı diye küfredebilirsiniz. Bu kadar. Son bir şey daha söyleyeceğim. Bir sürü küçük küçük oldu değil mi? Evet, güzel oldu ya böyle. Şat. Bu iki gün önce, pardon dün. Günler çok uzun ya. Ama aslında bugün pazar ya. Pazar evet, olsa iki gün önce. İki gün önce olsun. Yolda şey gördüm böyle. Çok net bir şekilde 11-12 yaşında bir kız. Böyle omuzunda omuz çantası var. Makyaj falan yapmış. Çok böyle ciddi bir şekilde yürüyor. Kıyafetleri de böyle büyük kıyafet, tamam mı? Ciddi bir şekilde yürüyor. Abi çok güldüm ya. Çünkü abi biliyorsun, o yaşta öyle oluyorlar ya. 8 sene sonra bebek gibi konuşacağını biliyorsun yani. Bana ayıcıktım, ayıcık alır mısın? Olacak yani. Aynen o kız. 8 sene geçti. Abi bir kere anlatmıştım ya, 12 yaşındayken böyle büyük gibi yapıyor. Aynen öyleydi. Kesinlikle ya. Öyle olacak, kesinlikle. 8 sene sonra 20, 21, 22 olduğu zaman hemen başlıyor. Ay he mi? Bana ayıcıktım, ayıcık aymışın. Niye böyle zeka özürlü gibi konuşuyorsun bacım dediğin zaman. Ama ben zeka özürlü gibi konuşan o aptal kızları taklit ettiğim için. Ya tabii. Çünkü hep öyledir. Aslan abla geçiyoruz falan. Yani mesela niye ördek dudağı gibi böyle dudağını büzüştürüp fotoğraf çekerler? Niye? Sor. İstatistik yap. Abi %100'ü ne der biliyor musun? Ördek dudağı gibi dudağını büzüştürerek fotoğraf çektiren salak kızları taklit ediyoruz. %100'ü der. Kesinlikle öyle yani. Tabii %100 onun falan diyebilir. Bir tanesi demez ki, aa ben gerçekten öpüyorum kamerayı. Çünkü dışlanacak olsan niye öpersin kamerayı? Ya bunun utanç verici bir şey olduğunu biliyorsan niye yapıyorsun dedi. Utanmadınız mı? Utanmıyor musunuz? Bizim öyle bir haftanın utanmadınız mı köşesi var. Onu da dinlersin. Ha, yeni başladı. Yeni başladı abi. Güzel. Şöyle, haftanın utanmadınız mı? Hele hele de yapıyor musunuz? Utanmadınız mı? Ha! Ha! Köşesi. Bitti. Neyse abi. Kendinize iyi bakın. Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi seyircilere söylemeyeyim çünkü, pardon, dinleyicilere söylemeyeyim. Sürprizi kaçmasın. Tamam. Kapattıktan sonra söylerim. Tamam. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Sen de söyleyebilirsin yok, abi. Yok, benim söyleyeceğim bir şey yok. Kime emanet edeceğimizi düşünüyordum şu an hızlı evet. Bir şekilde. Çok şey konuştuğumuz için. Evet. Aa, kime emanet edecek? Duraklatabilirim istersen. Olur yani. Duraklat. Tamam. Tam bulduk abi, söyle. Jigola'ya emanet olun. Jigola'ya emanet olun. Ha, bir dakika, adresimiz efaydal.com. Beğenen arkadaşlar tabii. Hayır, bak bunları uzun süre söylemeyi unuttum ha. Seven arkadaşlar, bizi beğenen arkadaşlar paylaşabilir. Ondan sonra destek olabilir. Destek olabilir. Mobilden destek olabilirsiniz. Seviniriz. Bu şekilde. Aynen. Heh, Jigola'lara emanet olun. Jigola'ya emanet, Jigola'ya emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Nasıl abi, güzel oldu. Güzel. Bir şey yok. Yalçın şey emanet olun deseydin. Olabilir mi? Yalçın Küçük bir şey işte. Başka bir geçen gördüm. Bir tamamını izlemedim. Başka bir Yalçın Küçük'e benzeyen bir adamın konu konu. Televizyon programında konu konuş. Fakat abi adamın kalpağı, onun da kalpağı var. Fakat Yalçın Küçük'ün de daha uzun böyle gitti. İnceliyor falan böyle. Uzuyor falan. Çok sinir adam. Son olarak benziyor yani. Çakma Yalçın Küçük. Abi Yalçın Büyük. Yalçın Büyük. Hakikaten. Direkt. O olabilir mi adı? Olabilir. Aratalım. Nasıl oluyor dedin? Ya abi gidip nasıl inceliyor? Uzuyor, inceliyor şey kalpağı. Her daha uzun bir kalpağı var. 2 katı, 3 katı kadar falan. Abi o Mevlana. Mevlana'lara benzemiş. Gelmiş olabilir. Abi dur Yalçın yazayım. Şey, Twitter'da parodi hesap falan var. Yalçın. Büyük yazıcı derler.